Uhrevi bir alemde manevi duygu olup hayallerin ördüğü ipek bir tüldür Bursa. Aşıkların her mevsim ruhuna huzur dolup kalp gözüyle gördüğü gizli gönüldür Bursa. Merhaba saygıdeğer izleyiciler. Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi binasından AS TV, Bursa Haber, Kanal 16 ve Line TV'nin ortak yayını ile karşınızdayız. Bugün Bursa'mızın dört yayın kuruluşunun birbirinden değerli temsilcileri AS TV'den İrem Özyılmaz, Bursa Haber'den Ali Sünlüklü, Kanal 16'dan Hasan Özdemir, Line TV'den Ersel Peker'le birlikteyiz. Efendim sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evliya Çelebi Bursa'dan bahsederken ruhaniyetli bir şehir der. Ahmet Hamdi Tanpınar'da Beş Şehir adlı kitabında Keçeci Fuat Paşa'nın Bursa'nın Osmanlı tarihinin dibacesi diye bahseder. Köklü geçmişiyle tarihi ve kültür kenti Bursa. Büyük Cihan Devleti, Osmanlı'nın başkenti, Türkiye'nin dördüncü büyük şehri. Şairin ifadesiyle taşına tarihin mührü vurulmuş, bağrına evliya tahtı kurulmuş, manevi miraslar ehlini bulmuş, kim bana bu şehrin adını sorsa tereddüt etmeden derim ki Bursa. Bugünkü konuğumuz tüm bu güzelliklerin, güzellikleri bağrında taşıyan Bursa'nın şehri emini, Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş. Kendisine 54 hafta, yani 4,5 yıl yapmış olduğu hizmetlerinin muhasebesini yapmaya, bilançosunu çıkarmaya var mısınız diye sorduğumda, her platformda varım diyerek bu programın yapılması için bizlere destek verdi. Kendisine teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum efendim. Hoş bulduk. Sizler de Hanif Bey tarihi binamıza hoş geldiniz. Ben hem İrem Hanım'a hem Ali Bey'e hem Hasan Bey'e hem de Ersel Bey'e ve bizi ekranları başında izleyen tüm Bursalı hemşehrilerimize selam ve saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. İfade ettiğiniz gibi hem görev süremiz içerisinde yapılanları, yapılmak istenenleri, hatta belki yapılamayanları Bursa'nın tabii bundan sonraki sürecini inşallah sizlerin sorularıyla, sizlerin ifadeleriyle dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ali Bey'i tanıtırken Bursa Haber diye söyledim, sürçülisan ettim. Bursa TV demem gerekiyor, onu düzeltiyorum, özür dilerim. Evet, Bursa'da oturan herkesin, her kesimin bu programı izlemesini istiyoruz. Çünkü bu programda arkadaşlarımız her şeyi aklınıza ne geliyorsa sizlerin sesi olmaya gayret edecek. Sizlerin sormak istediğiniz soruları kendileri yöneltecekler. Başkanım, ilk soruyu ben yönetmek istiyorum. Seçim zamanında bir vaatleriniz vardı. Seçim zamanınızda yapmış olduğunuz vaatlerinizin hangilerini hayata geçirdiniz? Geçiremediğiniz neler var? Ama biliyoruz ki seçim zamanında yaptığınız vaatlerde kısa vadeli, uzun vadeli veya işte 25-30 senelik bir planlar sunmuştunuz. Bu süreç içerisinde planladığınız neleri hayata geçirdiniz? Veya hayata geçiremediğiniz, çeşitli nedenlerden dolayı hayata geçiremediğiniz neler var? Evet, Hanifi Bey çok teşekkür ediyorum. Tekrar herkese hayırlı akşamlar diyorum. Tabii bildiğiniz gibi seyircilerimiz de hatırlarlarsa ben Kasım 2017 tarihinde önceki başkanımız kıymetli Recep Altepe Bey'in istifasıyla boşalan süreçte tabii önce genel merkezimizin olurlarıyla daha sonra da Bursa Büyükşehir Meclisi'nin oylarıyla belediye başkanı seçilmiştim. İşte ilçe belediye başkanıydım. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Kasım 2017'den itibaren görev aldım. Ara bir dönemdi. Çok alışık olmadığımız bir süreçti. Ve o günden sonra ben hemen 10.800 kişiyle, bunun içerisinde tabii ağırlıklı vatandaşlarımız olmak üzere,
17 ilçemizi kapsayan, basından, iş dünyasından, sivil toplum kuruluşlarından, spor kulüplerinden, farklı farklı organizasyonlardan 10.800 kişiyle bir kamuoyu araştırması yaptık ve bir şehir strateji belgesi çıkardık. O zaman benim yanımdaki bazı arkadaşlar bile bana dediler ki ya 17 ay kala geldiniz. Siz tekrar seçilemeyebilirsiniz. Üçüncü döneminizde AK Parti'nin 3 dönem kuralı var. Yani bunu çevreden böyle yorumlayanlar da oldu. Dedim ki ya bu benim kanaatim değil. Evet benim hayalimde bir Bursa var ama Bursalılar ne düşünüyor? Bursa'nın farklı kesimleri bununla alakalı ne düşünüyor? Benden sonra inşallah arzu ederim ki benim partili bir belediye başkanı olur. Ama olmazsa da hangi siyasi parti olursa nihayetinde seçimle gelecek bir belediye başkanı. Bu şehir strateji belgesinin Bursalıların ifadesi olduğunu bilsinler. Tabii ben çok kabaca tabii başka sorular da soracak arkadaşlarımız. Ulaşım başlığı başta olmak üzere tekrar Yeşil Bursa ile alakalı, gençlikle alakalı, efendim mesela turizmle alakalı, şehir ekonomisiyle alakalı farklı 6 tane ayrı konu başlığımız çıkmıştı. Özellikle bir de kentsel dönüşüm ve şehirlilikle alakalı. Tabii o çalışmalar doğrultusunda gayret ediyoruz. Bir de şunu anlatmak istiyorum. Ben proje bazında tek tek söylemeyeceğim. Bakın bizim bizim strateji geliştirme şube müdürlüğümüz diye bir müdürlüğümüz vardı. Kısa bir süre önce biz bunu yaklaşık bir yıl önce strateji geliştirme daire başkanlığına dönüştürdük. Strateji geliştirme daire başkanlığı ne yapar? Bursa Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimlerin tamamının her çalışmanın hangi aşamada olduğunu izler. Çalışma vardır, 5 yıl boyunca yapılacaktır. Mesela her yıl sünnet şölenleri, her yıl efendime söyleyeyim şu haftada turizm haftası kutlaması. Ama bir de bunun yanında bir spor salonu inşaatının işte 1,5 yıllık süreç zarfında yapılması. İşte Kasım 2020'de başlanıp işte Mart 2022'de bitirileceğiyle alakalı. Bütün bu adımları gecikmiş mi, başlamamış mı, hangi sebepten dolayı ve bunlar bana aylık olarak, düzenli olarak raporlanır. Bütün daire başkanlarımızla, şube müdürlerimizle, yaklaşık genel müdürlerimiz, BUSKİ ayağındaki daire başkanı ve şube müdürlerimizle de bir de iştiraklerimizin genel müdür ve genel müdür yardımcılarıyla yaklaşık 180 küsur kişilik bir yönetici grubuyla biz bunun aylık değerlendirme toplantılarını yaparız. Genel anlamda baktığımızda, bakın mazeret olsun diye söylemiyorum. Genel seçim bitti, 9 ay sonra yerel seçim, 3 ay sonra İstanbul seçimi, yaklaşık 6-7 ay sonra pandemi süreci başladı ve 2 yıl devam eden pandemi süreci. Düşen yolcu sayısına rağmen, birçok hak kayıplarına rağmen, yapılan o sosyal yardımlara rağmen hiçbir şekilde mazeret üretmedik. Gecikenler vardır, aksayanlar vardır ama her sene sonunda da, sene sonu veya sene başı bu işte Kasım'da falan başlayıp Şubat'ta tamamlıyoruz. 17 ilçemizin tamamını muhtarlarla, belediye başkanlarıyla beraber oturup tek tek neyi yaptık, geçen yıl neler eksik kaldı, bugün neler yapacağımızı tek tek tartıştık. En son Mustafa Kemal Paşa'yla Şubat 2022'de o son toplantıyı da gerçekleştirip 2021'de neler yaptık, 2022'de neler yapılacağımızı konuştuk. Yani ben şunu ifade etmek istiyorum. Genel anlamda bu mali zorluklara rağmen, ülkenin içinden geçtiği bu sürece rağmen biz geri vites yapmadık. Yani Büyük Orhan'ın mazlumları, geynikleri 80 senedir su bekliyordu. Allah'a şükür olsun su oraya verildi. Yani Mustafa Kemal Paşa altyapı çalışmasında biraz daha ileri noktada olmayı bekliyorduk. Ama biraz geri noktada kaldı. Çünkü müteahhitimizle alakalı sıkıntılar yaşıyoruz. Velhasıl genel anlamda hedeflerimiz doğrultusunda gittiğimizi ifade etmek istiyorum. Evet. Az TV'den İrem Özyılmaz Hanımefendi. Buyurun. Evet, iyi akşamlar öncelikle başkanım. Aslında siz de görev sürenizi değerlendirirken pandemi vurgusu yaptınız. Yaklaşık 2 yıllık bir süre pandemi gölgesinde geçti. Ve bu dönemde çok fazla sosyal sorumluluk projesi üretildi. Vatandaşlara, esnaflara birçok yardım yapıldı. Şimdi biraz da aslında genelden de bakmak istiyorum bu duruma. Ülkede %70'e yaklaşan bir enflasyonla mücadele var. Vatandaşın şu an en çok dert yandığı konulardan biri ekonomi. Bu dönemde hükümetin de almış olduğu önlemler devam ederken siz bir yerel yönetim olarak pandemi döneminde başlatmış olduğunuz bu sosyal sorumluluk projelerini devam ettirecek misiniz? Yeni projeler var mı? Bunun bilgisini alabilir miyiz sizden?
Evet, çok teşekkür ediyorum İrem Hanım. Yani ya şu bir vaka, devletimiz de belediyelerimiz de artık sosyal yönlerini çok daha fazla hissettirmeye başladılar. Ama bakın, bu projeleri gerçekleştirirken yapmış olmak adına değil de gerçekten dokunan işler yapmak lazım. Yani o sektöre, o bölgeye, o kesime gerçekten dokunmak lazım. İşte onun için bakkal destek projesi dedik Ramazan ayında. İşte onun için ayakkabı ve giyim projesi, destek çekleri dedik. İşte onun için Kurban Bayramı'nda kurbanlık dağıttık. Geçen yıl yapmıştık, bu yıl ikincisini yapacağız. İşte onun için okullar kapalıydı, kırtasiye destek çeki dedik. Biz artık klasik erzak dağıtan bir belediye değiliz. Biz karton altı uygulaması yapıyoruz. 12 binlere kadar çıktığı zaman oldu. Ya biz bütün imkanlarımızı bu noktada seferber etmek durumundayız. Tabii ki asıl olan önce bu ülke insanının, bu şehir insanının, esnafının, sanayicisinin işlerinin iyi olması. Yani biz turizmle alakalı işte o B2B'leri yaparken, o tanıtım lansman faaliyetini yaparken, en son 9-12 Mayıs'ta Dubai'deki o çok büyük fuara buradan turizmcileri ve ajantaları götürürken dolaylı olarak şehre bir fayda sağlamak gibi bir derdimiz var. Yani o otel hizmet verirken, o turizm tesisi, o sağlık tesisi hizmet verirken takdir edersiniz ki şehirden birilerini istihdam edecek. Yani bizim şehrin bu aktivitesini arttırmak adına zaten bir heyecanımız var. İş insanlarımızla dönem dönem bir araya gelip onların sorunları ve sıkıntılarıyla alakalı formüller üretmeye çalışıyoruz. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Belediye doğumdan ölüme kadar hizmet eden bir kurum. Bakın, ekranlar aracılığıyla şunu ifade ediyorum. Sokakta kalan olabilir. Allah göstermesin yiyecek ekmeği olmayan olabilir. Farklı sorun ve sıkıntıları olan olabilir. Biz Gönül Bağı, ben bugün İstanbul'da 3 tane ödül aldım. Bunlardan bir tanesi Gönül Bağı projesiydi. Biz 200 tane evinde yalnız ve maalesef yatalak durumda olan insana 7/24 hizmet veriyoruz. Yani koynundaki kolye, kolundaki bileklikle bir tuşa basmakla gece 3'te 3.30'da bizim arkadaşlarımız anında müdahale ediyor. Bakın, akıllı şehircilik dedik, akıllı sağlık sistemleri dedik. Online olarak şekerini, kolesterolünü, farklı şeylerini takip ediyoruz. Ve bu noktada biz hizmetlerimizi evde bakım hizmetlerinden tedavisine, fizyoterapistine, ilaç uygulamalarına, kişisel temizliğine varana kadar sıcak yemeklerle, işte erzak yardımlarıyla, kart 16 aslında doğrudan bir nakit yardımı gibi. Para ve işte tekel ürünleri yerine geçmiyor ama onun haricinde istediğini istediği yerden temin etmek gibi bir durum söz konusu. Ya öğrenciyse, bakın düne kadar öğrencilerle alakalı yardım yoktu ya. Ya burs uygulaması yoktu. Bu 2008'de CHP'nin müracaatıyla yasaklanmıştı Anayasa Mahkemesi tarafından. Evet, bazı belediyeler bir kereye mahsus eğitim yardımı adı altındaki soruşturma geçiren arkadaşlar oldu. Biz burs kopu kurduk. Türkiye'de bir ilki başardık. Şimdi 3000 öğrenciye verdik. İnşallah önümüzdeki yıl 5000 öğrenciye çıkaracağız. Aynı zamanda meslek liselerinin belirli bölümlerini tercih eden öğrencilerimize de vereceğiz. Velhasıl hayatın her aşamasına dokunmaya çalışıyoruz. Aslında ekonomiye dokunmak, bu insanlara yardımcı olmanın adı da Türkiye'nin ilk 5 büyük şehir arasında en ucuz ulaşım bizde diyorum ben. Niçin söylüyorum bunu? Ya bir öğrenci bize 70 TL'lik bir abonmanla ay boyunca istediği gibi dolaşıyor. Türkiye'nin hiçbirinde böyle bir uygulama yok. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Yani kişisel bir biniş bazında fiyatı zaten kıyaslarım ama kişisel olarak, yani öğrenci bazında da baktığınızda da amaç ne? 2 tane, 3 tane, 4 tane öğrencisi olanlar var. Özel okuluna gönderemeyebilir. Servis ücretini karşılayamayabilir. Ama onları en ucuz, en efendime söyleyeyim minimum maliyetle öğrencilerine taşıyabilir miyiz? Zarar ediyoruz. Bir başka taraftan sübvanse ediyoruz nihayetinde. Evet. Teşekkürler başkanım. Şimdi Ali Bey, buyurun. Bursa günden güne büyüyen bir şehir. Neredeyse ilçe sayısından fazla sanayi bölgesine sahip. Bu bir çeşit insanları Bursa'ya çeken önemli etkenlerden birisi. Bu kente yönelişi, kırsaldan Bursa'nın ilçelerinden, köylerinden yönelişi kesmek için radikal projeleriniz var mı? Yani mesela siz Bursa'da çalışan biri olsanız Bursa'yı bırakıp köye niye dönesiniz? Evet. Ali Bey, aslında siz şu an Bursa'nın değil Türkiye'nin konuştuğu, çözmeye çalıştığı bir konuyu ifade ediyorsunuz. Aslında bu sadece yerel yönetim ayağıyla hallolacak bir konu değil. Bu çok önemli bir konu. Artık
şehir, ülke nüfusunun, şehir nüfusunun, bizde oran farklı, başka bir şeyde farklı ama Türkiye ortalaması anlamında baktığınızda %80'i artık şehirlerde yaşıyor. Kırsaldan giderek bu oran 1980'li yıllarda %55-60'ı kırsalda yaşıyordu, %40'ı 45'i şehirlerde yaşıyordu. Şimdi bu oran giderek tersine döndü ve her geçen gün kırsal boşalıyor. Bir de endişe veren durum, kırsaldaki nüfus giderek yaşlandı. Yani genç nüfus kırsalda kalmadı. Okullar kapandı. Bundan dolayı bir herhangi bir sosyal aktivite söz konusu değil. Tabii bunu sadece tarımla özdeşleştirmek çok sağlıklı değil. Biz son yıllarda ahududu, yaban mersini, goji beri, lavanta, işte efendim mesela Trabzon urması, siyez buğdayı, farklı farklı tohum, fide, fidan dağıtımlarıyla baya baya ciddi bir aktivite kırsalda sağladık ama bunu sadece tarımla sağlamıyor yani. Ya kırsalda kalıp tarım yapmayabilir. Tarım yapmak zorunda değil insanlar. Hayvancılık. Avrupa'da insan hayvancılık yapabilir. Hatta şehirde ticaretini yapıp kırsalda yaşayabilir. Bakın Avrupa'da insanlar kırsalda, çeperlerde yaşıyorlar. Banyolarda yaşıyorlar. Ama şehir merkezinde ticaretlerini yapıyorlar. Fabrikalarda çalışıyorlar, ofislerde çalışıyorlar, farklı iş mekanlarında çalışıyorlar. Ya burada önemli olan bir ulaşımla alakalı imkanları sunmak. İkincisi, ya kimsenin bir kırsal mahallede, bir köyde hükümet konağı beklediği falan yok. Lise binası beklediği de yok. Ama en az işte internetidir, elektriğidir, altyapısıdır, hatta doğalgazıdır. Yani su kanalizasyonu haricinde doğalgazıdır. Bu imkanları sunduğunuz oranda, yani kırsaldaki kaliteyi arttırdığınız oranda siz bunu sağlayabilirsiniz. Ben şöyle söyleyeyim, son yıllardaki rakamla alakalı. Evet, Bursa bir sanayi şehri. Sanayiler gel gel diyor tabirlerinde ise. Ama artık eskisi kadar gel gel demiyor, onu söyleyeyim yani. Yani nüfus çekimi anlamında eskisi kadar gel gel demiyor. Hatta bazı sanayi kuruluşlarımızın, bazı iş kollarının, yani bunu sanayicilerimiz de hak edecektir, ciddi personel sıkıntısı çektiklerini de ben biliyorum açıkçası. Yok, o iş kolları tercih edilmiyor mesela. O iş kolları çok tercih edilmiyor. Üniversite mezun oranımız çok birikmeye başladı. Yani şöyle söyleyeyim, arzla talep arasında bir uyumsuzluk var aslında. Bir çeşit paradoks mu oluştu? Tabii canım, bir çeşit paradoks. Aslında bunu her efendim söyleyeyim, orta gelir grubundaki ülkeler veya her bu pozisyonda, yani gelişim aşamasındaki sanayileşen ülkelerde bu sorun hep yaşanmış. Ben inanıyor ve ümit ediyorum. Artık bazı üniversitelerin bazı bölümleri kapatılıyor. Meslek liseleriyle alakalı bir yönelme var. Bakın az önce burslardan bahsettim. Meslek liselerinin belirli bölümlerini tercih edenlere dedim. Çünkü o bölümlerle alakalı ciddi sanayide eksik var. Sanayici diyor ki ben finans edeyim. Ara eleman mı? Ara eleman mı? Ara eleman tabii. Ara elemanla alakalı. Yani bir sanayi şehriyseniz, yüksek teknolojiyi konuşuyorsanız bu noktada nitelikli eleman da yetiştirmeye lazım. Yani ben şunu söyleyeyim, bunu sadece tarımla sağlamak önemli bir unsur. Hatta kırsalda kalan bir taraftan da, ya şurada bir iki dönüm bir tarlam var, onu da ekeyim moduna da giriyor ve ondan sonra bu işi 5 dönümlere, 10 dönümlere çıkaranları bizatihi gördüm. İnanın bizden aldıkları %50 hibeli fide fidanlarla çok ciddi gelir elde etmeye başladılar. Ama şöyle de bir mantık var. Kimse evlenecek kızını bir çiftçiye, bir tarım kesiminden birine vermek istemiyor. Çünkü algı şu. Yani çiftçi ise o toprakla uğraşır. Onun işi zordur, ağırdır. Ya bu bakış açısının tabii değişmesi lazım. Şu bir vaka, bu şehrin ciddi çiftçilere de ihtiyacı var. Hem de profesyonel çiftçilere. Çünkü verimli topraklarımız var. Mümbit bir coğrafya var. Bu şehrin turizmle alakalı, turizmin alt başlıklarındaki personellere ihtiyacı var. Yani otelci ihtiyacı var, sağlık turizmindeki ara elemanlara ihtiyacı var. Farklı farklı konularda personellere ihtiyacı var. Ama bu şehrin sanayide de, efendim efendim, diğer iş kollarında da ciddi personel ihtiyacı var açıkçası. Yani. Evet. Hasan Bey. Evet. Başkanım, şimdi ben Ali Bey'in sorusuna da ilave bir soru olacak. Türkiye'de konut ihtiyacı, aynı zamanda fahiş kira artışları. Bu anlamda da dört bakanlığı harekete geçirdi ve dört bakanlık şu an ciddi bir çalışma yapıyor. Gerçi TOKİ marifetiyle yerel yönetimlerde kentsel dönüşümle buna ciddi çalışmalar oluyor. Bir yandan da vatandaşın ucuz konut alabilmesi için de AK Parti hükümetinin açıkladığı rakamlar var.
Buradan çıkacak sonuç, yani önümüzdeki günlerde açıklanacak. Büyükşehir Belediyesi olarak, yerel yönetim olarak buna bakışınız nedir? Bir hazırlığınız var mı? Buradan çünkü Hollanda modelinden bahsediliyor mesela. Bölgesel yerlerin fiyatların dengelenmesi, o fahiş fiyat artışı önüne geçmek amacıyla. Yerel yönetici olarak sizin bir hazırlığınız var mı başkanım? Ya şöyle söyleyeyim, biz şu an kentsel dönüşümlerle alakalı işte Yiğitler 75. yıl, İstanbul yolu, işte Yalova yolu diye tabir ettiğimiz İstanbul Caddesi. Burada da sıcak su da henüz başlamadı. Müteahhit, TOKİ'nin müteahhiti bıraktığı için tekrar 700 konutla alakalı tekrar ihale ediliyor. Çünkü bu malum tasfiye hakkı verildi. İşte Yıldırım Belediye'mizin Mevlana başta olmak üzere belirli bölgelerde kentsel dönüşümleri var. Ya bunlarla zaten konut edindirmek gibi, biz mesela Burkent marifetiyle başladık bunlara. Ya Burkent marifetiyle yaptığımız için de biz kar amaçlı bir kuruluş değiliz. Biz en uygun fiyata vereceğiz. Ama şunu söyleyeyim. Yani şu an malzeme maliyetleri, malzeme fiyatlarıyla alakalı ciddi bir artış var. Bu sıkıntıyı devlet de yaşıyor, müteahhit de yaşıyor. Tabii burada bunların üzerine bir de arsa payından dolayı gelen artış işi daha da açıkçası artırıyor. Bursa gibi kıymetli şehirlerde. Şimdi bakanlık, özellikle Çevre Şehircilik Bakanlığı bizimle irtibata geçti, ilgili birimlerimizle. Bir envanter hazırlanıyor Türkiye satında. Haziran-Temmuz ayında da sanırım, yani ben bunu bakanımızdan biliyorum, İnşallah en üst düzeyde genel başkanımız tarafından, cumhurbaşkanımız tarafından bununla alakalı gerekli açıklamalar yapılacak ve konutla alakalı, konut stoğuyla alakalı o dengelemeyi sağlamak adına, çünkü sektör bir durağan sürece girdi açıkçası. Evet, bu enflasyondaki bu artış veya dünyadaki bu pandeminin etkileriyle olan gelişmeler, ama bazılarında da fırsatçılığa da çevirdi işi açıkçası. Ucuz konut için açıklama yapılıyor, tersine dönüyor. Yani evet, kredilendirmeyle alakalı, farklı konularla alakalı, işte KDV indirimleriyle alakalı, ama bunun piyasaya yansımadığı gibi aksine bir artış söz konusu oluyor. Dolayısıyla özellikle, bakın özellikle konutla alakalı diyorum. Yani bir başka lüks tüketim ürünü, işte beyaz eşya, şusumuzu da belirliyorum. Konutla alakalı bir hamlenin önümüzdeki günlerde duyuraya çıkacağını biliyorum açıkçası. Bu Türkiye satında bir çalışma olacak, yani öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim başkanım. Başkanım, kısa bir soru sormak istiyorum. Arkadaşlarım hep yatırımlarla ilgili, ben de biraz daha özele inmek istiyorum. Kusuru kendisine söylemeyen adam ayıbını hüner sanır diye bir güzel sözümüz var. Siz kusurlarınız söylendiğinde kızar mısınız? Yoksa olgunlukla karşılar mısınız? Ya da ben yaptım oldu deri geçer misiniz? Halife Bey, bir canlı yayındayız, televizyon programındayız. Hiç kimse sütüm kara demez. Ben de yok, ben çok büyük olgunlukla karşılarım. Ya nefis taşıyoruz ya. 18 yıldır belediye başkanıyım ben ya. Tabii ki böyle sinirlendiğimiz, damarlarımızın kabardığı anlar oluyor. Lakin bakın, iftira atılmadıktan sonra, yani arkadan vuruş diye tabir ettiğimiz aslı astarı olmayan konularla lekelenmedikten sonra, inanın ben şehir adına ortaya konan bütün işlerle alakalı vallahi pür dikkat dinliyorum. Ben WhatsApp'ını hala kullanan, gündüz telefon kullanamıyorum ama akşam bana bir bildiri geldiğinde bunu ciddiye alan, benim ilgilenmem gerekiyorsa benim, ilgili arkadaşım ilgilenmesi gerekiyorsa ilgili arkadaşımın, muhakkak surette gece 2'lere 3'lere kadar yönlendiririm. Yarın bu kişiyle görüşün veya beni yarın görüştürün, hafta sonu görüştürün diye. Önemli ya, bazen bunlardan hiçbir şey çıkmayabiliyor. Yanlış bilgiler. Ama şu da oluyor, telefon açıyorum. Diyorum ki ya böyle kahve dedikodusunu konuşmamızın bir faydası olmaz. Bana da olmaz, sana da olmaz, şehre de faydası olmaz. Ama şehir adına gerçekten faydalı olabilecek her konu, beni eleştiren birisi de olsa, beni bu manada, teşekkür ederim ben ya. Vallahi çok güzel, teşekkür ettim. Ya bizler kusurlu insanlar olmayın. Muhakkak eksiklerimiz, aksaklarımız vardır. Bakın ben bunu daha önceki programlarda da söylemişimdir. Vallahi kalbini kırdım diye ertesi gün özür dilediğim personellerim oldu. O an sinirle söyledim. Yani takdir edersiniz ki ben bu işi 7-24 yaşayan birisiyim. Günde 4-5 saat uyku yiyorum. Ve yoğun bir iş tempom var. Yani
17-18 saat desem inanın mübalağa etmemiş olurum. Dolayısıyla böyle bir hengame içerisinde olabiliyor canım ya. Ertesi gün gittim dedim ki ya sen orada haklıydın. Yoksa biz hiçbir personelimize hakaret etmeyiz. Efendimiz olumsuz bir söz sarf etmeyiz. Ama işle alakalı konu olduğu zaman taviz de vermeyiz. Ben arkadaşlara o ciddiyeti de söylüyorum yani. Dün gece 2:30'da birisi aradı. Bak şimdi sırası geldi diye söylüyorum. 2:30'da birisi aradı. Dedi ki ya benim oğlumu işten çıkarmışsınız dedi. Dedim efendim ben bunu bilmiyorum. O muhtemelen disipline sevk edilmiştir. Disiplin kararı. Evet dedi son 6 aydır dedi doğru dürüst gitmiyordu belediyeye dedi. E dedim ne bekliyorsunuz? Allah aşkına ne bekliyorsunuz dedim yani. Ben dedim inan ki haberim yok. 13 bin çalışan var bu belediyede. Ve biz 4,5 yıl önce görevi devraldığından 250 bin daha fazla nüfusumuz arttı. Yeni yeni tesislerimiz açıldı. 270 tane otobüs geldi ilave bu şehre. Ve biz 1000 personel azaldık biliyor musunuz? 1000 kişi azaldık biz. Ne bekliyorsunuz dedim yani. 6 ayda doğru dürüst belediyeye gitmeyecek işe devam etmesini mi bekliyorsunuz? Yani dediğim gibi yani böyle ama hatasızım, kusursuzum diyemem açıkçası yani. Şimdi bir retelemiz var. Gençlikle alakalı bir projeleriniz var sizin. Önce bu retelemizi bir izleyelim. Daha sonra da cevaplamasını sizden isteyelim. Ve Ersel Bey'i de geç bırakmayalım sorusunu sorsun. Retelemizi izleyelim efendim. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin genç nüfusu en yoğun şehirlerin başında gelen Bursa'da gençlerimizin eğitimli, kültürlü, sağlıklı ve donanımlı olmaları için canla başla çalışıyor. Bütün birimleriyle gençlerin yanında olarak onların geleceğine katkı sunuyor. Gençlik projeleriyle 2021 yılında Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Genç Dostu Şehir Ödülü'ne layık görülen Bursa'da gençlik merkezleri başta olmak üzere farklı mekanlarda gençlere yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerden kurslara kadar birçok alanda faaliyet düzenleniyor. Gençlik merkezleri ve millet kıraathanelerinde gençlerimiz ders çalışabiliyor, ücretsiz internet imkanı ve kütüphane hizmetlerinden kolayca faydalanabiliyor. Deniz kampı, izcilik kampı ve doğa kampı gibi etkinliklerle gençlerimizin ve öğrencilerimizin yaz tatillerinde nitelikli zaman geçirmelerine imkan sağlanıyor. Atölye çalışmaları, şenlik, festival, gezi programları, moral akşamları, konser organizasyonları ve kamplarla gençlerin zamanlarını dolu dolu değerlendirebilecekleri etkinlikler hayata geçiriliyor. Üniversiteye hazırlanan gençlere deneme kitapçığı ve soru bankası dağıtımları ve YKS kurslarının yanında üniversite öğrencilerine destek kapsamında ulaşım indirimleri, çorba çeşmelerinden ikramlar, su indirimleri ve şehir turları faaliyetleri gerçekleştirilirken devlet kurumlarında görev almak isteyen gençler için KPSS kampları düzenleniyor. Üreten şehir Bursa'nın halk üniversitesi olan BUSMEK marifetiyle farklı branşlarda gençlerin meslek edinmelerine yönelik eğitimler veriliyor. Bilgisini, birikimini, zamanını ve emeğini vatandaşlarımızın yararına kullanmak isteyen gençler, Mahalle Gönüllüleri Projesi kapsamında Bursa'ya ve Bursalılara hizmet etme imkanı buluyor. Okul spor etkinliklerinden özel zumba ve pilates kurslarına, e-spor turnuvasından engelsiz spor organizasyonlarına, yüzme eğitimlerinden enduro yarışlarına kadar birçok alanda gençlerin spora katılımına katkı sağlanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere verdiği değer, gençlerin şehre kattığı güçle değişerek gelişimini sürdürüyor. Bursa için canla
başla. Ben Bursa'yım. Tarihin derinliklerinden gelen eşsiz bir dünya mirasıyım. Uludağ'ın eteklerinde zamansız bir medeniyet zenginliğiyim. Osmanlı'nın kadim başkenti ve yaşayan ruhuyum. Ben Bursa'yım. Ulu Cami'deki dua ve muhteşem hat sanatıyım. Adımı sahip olduğum çini ve seramiklerden aldığım yeşil külliyeyim. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı'nın yaşadığı İznik'teki inanç mabetleriyim. Ölümle yaşamın, rüyayla gerçeğin, hüzünle huzurun bir arada hissedildiği Muradiye Külliyesiyim. Uçsuz bucaksız masalsı bir coğrafyayım ben. Gölyazı'daki batan güneş, Cumalı Kızık'taki yaşayan kültür mirasıyım. Doğanın insana hediyesiyim. Yeşilim ben, hem de yemyeşilim. Asırlık çınarım, sonsuz ormanlarım, yeşilin maviye, güneşin göle doyduğu Bursa'yım. Sonsuz bir güzelliğe sahip Longoz ormanlarıyım. Doğa harikası Sait Abad Şelalesi ve coşkuyla akan Su Uçtu Şelalesiyim. Tarihin gastronomiyle buluştuğu bir lezzet şehriyim. Ateşte çıtır çıtır pişen cantık da derler bana. Zeytinin ve zeytinyağının en güzeli. Bursa kebabının ana vatanıyım. Pideli köfte ya da İnegöl köfteyim. Yani Anadolu'nun köfte cennetiyim. Muhteşem lezzetleriyle damakları şenlendiren yumuşacık tahinli pide ve leziz kestane şekeriyim. En taze meyveler ve doğal lezzetler diyarıyım. Doğanın kalbinde, sonsuz göklerde yamaç paraşütüyüm. Heyecanın ve doğa sporlarının merkeziyim. Dillere destan efsanelerle çağları aşan Karagöz ve Hacivat'ın şehriyim. Irgandı Köprüsü'ndeki geleneksel el sanatlarıyım. Ateşe meydan okuyan çelikten keskin bıçağım ben. Kozahan'daki yumuşacık ipek şalım. Usta ellerde üretilen İznik çinisiyim. İpek yolunun Avrupa'ya açılan Anadolu'daki son kapısı Kapalı Çarşı'yım. Bir şehirden ötesiyim ben. Ben Bursa'yım. Ben Bursa'yım. Tarihin derinliklerinden gelen eşsiz bir dünya mirasıyım. Uludağ'ın eteklerinde zamansız bir medeniyet zenginliğiyim. Osmanlı'nın kadim başkenti ve yaşayan ruhuyum. Ben Bursa'yım. Ulu Cami'deki dua ve muhteşem hat sanatıyım. Adımı sahip olduğum çini ve seramiklerden aldığım yeşil külliyeyim. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı'nın yaşadığı İznik'teki inanç mabetleriyim. Ölümle yaşamın, rüyayla gerçeğin, hüzünle huzurun bir arada hissedildiği Muradiye Külliyesiyim. Uçsuz bucaksız masalsı bir coğrafyayım ben. Gölyazı'daki batan güneş, Cumalı Kızık'taki yaşayan kültür mirasıyım. Doğanın insana hediyesiyim. Yeşilim ben, hem de yemyeşilim. Asırlık çınarım, sonsuz ormanlarım, yeşilin maviye, güneşin göle doyduğu Bursa'yım. Sonsuz bir güzelliğe sahip Longoz ormanlarıyım. Doğa harikası Sait Abad Şelalesi ve coşkuyla akan Su Uçtu Şelalesiyim. Tarihin gastronomiyle buluştuğu bir lezzet şehriyim. Ateşte çıtır çıtır pişen
cantık da derler bana. Zeytinin ve zeytinyağının en güzeli. Bursa kebabının ana vatanıyım. Pideli köfte ya da İnegöl köfteyim. Yani Anadolu'nun köfte cennetiyim. Muhteşem lezzetleriyle damakları şenlendiren yumuşacık tahinli pide ve leziz kestane şekeriyim. En taze meyveler ve doğal lezzetler diyarıyım. Doğanın kalbinde, sonsuz göklerde yamaç paraşütüyüm. Heyecanın ve doğa sporlarının merkeziyim. Dillere destan efsanelerle çağları aşan Karagöz ve Hacivat'ın şehriyim. Irgandı Köprüsü'ndeki geleneksel el sanatlarıyım. Ateşe meydan okuyan çelikten keskin bıçağım ben. Kozahan'daki yumuşacık ipek şalım. Usta ellerde üretilen İznik çilisiyim. İpek yolunun Avrupa'ya açılan Anadolu'daki son kapısı Kapalı Çarşı'yım. Bir şehirden ötesiyim ben. Ben Bursa'yım. Efendim tekrar merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başkanım, gençlik konusunda projeleriniz var. Bu RTL'den de biraz izlemiş olduk. Ana başlıklarıyla projeleriniz nelerdir, anlatır mısınız? Hanifi Bey, artık her siyasi, bu sadece AK Parti için değil, her siyasi parti gençliği ayrı bir konu başlığı olarak konuşuyor. Bizim şehir strateji belgemize de gençlik konusu öne çıkan konulardan bir tanesiydi. Yani biz tabii gençlik faaliyetleri ve modelleri hakkında neler yapabiliriz önce bir kendi içimizde değerlendirdik. Bununla alakalı bir komisyon kurduk. Ben göreve geldiğimde Gençlik Spor Şube Müdürlüğü'ydü. Şimdi şu an müstakil bir Gençlik Spor ve Daire Başkanlığı var. Yani bir daire başkanının adı altında Gençlik Şube Müdürlüğü ayrı, Spor Şube Müdürlüğü ayrı bu işlere kafa yoruyor. Bakın iki şeyden taviz vermeyeceğimi söyledim. Ne kadar tasarruf tedbirleri de olsa, Cumhurbaşkanlığı genelgesi de olsa veya şeyleri de olsa, efendime söyleyeyim ekonomideki dalgalanmalar da olsa, bir kültür sanatla alakalı, ikincisi de gençlikle alakalı projelerden asla taviz vermeyeceğiz dedik. Ayrı bir ekip bu işe kafa yorunca ister istemez belirli konu başlıkları da ortaya çıktı. Hatta biz bunlardan dolayı Genç Dostu Şehirler diye bir ödül de aldık açıkçası. İşte az önce bahsettiğim üniversite bursları. BİKO marifetiyle Bursa İstihdam Kariyer Ofisi'de çocuklarımıza, gençlerimize hem kariyer planlamaları yapma, daha lise, üniversite yıllarında hem de yeni iş bulmayla alakalı yönlendirmeler yapıyoruz. Gençlik merkezleri açıyoruz. Kütüphaneler açıyoruz. Millet kıraathaneleri açıyoruz. En son Gemlik'te geçtiğimiz pazar günü açtık. Çok yakın bir zaman içerisinde de Vatan Gençlik Merkezimizi de açıyoruz. Bir taraftan da yani gençliği de çocuk ve gençlik olarak da düşünüyoruz. İşte ana kucakları projeleriyle beraber. Bir de bizim yani bir gençle konserde buluşalım, bir konferansta buluşalım, dağılalımdan ziyade gençle devamlı iletişim halinde olalım. 80 bin küsür Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü'ne, Büyükşehir Gençlik Kulübü'ne ki bu modeli inanın birçok belediye bizden sonra taklit etmeye başladı. Gençlik kulübü oluşturduk. İşte 4 GB internet kazandı. İşte efendim mesela belirli yerlerden indirimler aldı. Belirli dershanelerde kontenjan dahilinde ücretsiz gittiler. Bu yabancı dil kursları olabilir, üniversite hazırlık kursları olabilir. Yine kendi bünyemizde BUSMEK marifetiyle hazırladığımız kurslarla beraber özel gerek mezuna kalmış, gerekse de yani ilk yıl kazanamamış, ikinci, üçüncü kez gelen, gerekse de lise son sınıfta olan öğrencilerimizle alakalı üniversite hazırlık kurslarını farklı farklı mekanlarda, Hürriyet'te, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde, farklı alanlarda sınıflar açıyoruz bununla alakalı. Eğitimler veriyoruz. Velhasıl gencin hayatına dokunacak, ona vizyon katacak, atölye çalışmalı, vlogger akademiler, işte iletişim atölyesi yeni bitti ilk turu, 40 öğrenci. Daha butik programlarla açıkçası biz gençlerimizi hayata hazırlamaya çalışıyoruz, öyle söyleyeyim. Şu bir gerçek ki Türkiye'nin birçok ilinde AK Parti'den gençlerin kaçışı var. Her nedense yapılan araştırmalarda
gençler başka partilere yöneliyor. Ama samimi söylüyorum, Bursa'da bir anket çalışması yapıldı. Gençlerin AK Parti'de tersine bir geçişi var. Bu sizin gayretleriniz oluyor da ne yapıyorsunuz? Muhakkak oluyordur. Sizin beceriniz nedir yani? Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Genel bir, benim söyleyeceğim genel bir kamuoyu araştırmasıdır. Bu Türkiye sahasında. Ben çünkü genel merkez marifetiyle, farklı birimler marifetiyle yapılan kamuoyu araştırmalarını da takip ediyorum. Apolitik bir gençlik geliyor. Doğru. Aslında bunun adına AK Parti'den kaçış demeyelim. Bunun adına siyasete ilgi duymayan, farklı öncelikleri olan, farklı beklentileri olan bir gençlik geliyor. Ya ben, rahmetli annem benden 40 yaş büyüktü. Beni 40 yaşında dünyaya getirmiş. Ben annem genç kızlığıyla alakalı, çocukluğuyla alakalı bir şeyler anlattığında hayretler içerisinde kalırdım. Nasıl bir çağda yaşamışlar? Ya bu ne geri kalmışlık derdim. Ben aynı şeyi 17 yaşındaki kızımla, ben kızımdan 34-35 yaş büyüğüm. Aynı sorunu ben kendi kızımla yaşıyorum şu an. Yani onda da belirli geleceğe dair beklentiler var. Çünkü günün şartları farklı. Ya bir kere bunu iyi okumak lazım. Ben Z kuşağı, Y kuşağı, şu kuşağı, bu tanımlamaları çok doğru bulmuyorum açıkçası. Yani o günkü gençler sanat müziği dinliyordu, halk müziği dinliyordu. Bu gençler caz müziği, pop müziği dinleyebilir. Bunlar çok normal şeyler. Güncel şeyler neyse, güncel moda neyse onu takip edilir ama ya bizim ortak noktalarımız var. Yani vatan, millet, bayrak, devlet konusunda hangi dönem olursa olsun her gencin aynı hassasiyeti muhafaza etmesi lazım. Bir asgari düzeyde onun bir altyapısı olması lazım. Ama bizim özellikle üniversite eğitimi alsa da, lise eğitimiyle yetinse de, orta eğitimle yetinse de hangi işi yaparsa yapsın donanımlı, yaptığı işi bilinçli yapan gençler yetiştirmemiz lazım. O yüzden de biz gencin hayatına dokunmaya çalışıyoruz. Bizim yaptığımız bu. Bakın, eğer bunu bir siyasi parti kaygısıyla, oy kaygısıyla yaparsanız vallahi genç bunu anlıyor ya. Anlıyor, gelmiyor. Bakın üniversite kulüpleriyle, öğrenci topluluklarıyla ayrı ayrı toplanıyorum. Kahvaltılar yapıyorum. Efendim mesela farklı münazaralara gidiyorum. Onların eğitim faaliyetlerine katılmaya çalışıyorum. Onlara belirli imkanlar sağlıyorum. İnanın Muş'a kadar, Van'a kadar köy okullarına, öğrenci kulüplerinden mesela, topluluklarından oradaki okullara yardım etmeye giden, otobüs tahsis ettik. Eşya, emtia tahsis ettik. Efendim, kamplara gideceğiz dediler. Uludağ'da, Çobankaya'da, farklı alanlarda hepsini temin etmeye çalışıyoruz. Tabii biz, bir komisyonumuz var. Gelen talep değerlendiriliyor. Bakın Teknofest'in özellikle insansız hava araçları, savaş uçaklarının ayağı Bursa'da yapıldı biliyorsunuz, Yunus Emre'de. Yani burada katılan takımlarımızın tamamına, hem Uludağ Üniversitesi hem Bursa Teknik Üniversitesi'nde katılan öğrencilerimizin tamamına dokunduk. 50 bin liralık malzeme yardımı, 20 bin liralık malzeme yardımı, 40 bin liralık, tek tek ayrı ayrı ziyaret ettim hepsini. Ve bunları yaparken de sadece bir beklentim olduğunu söyledim. Sizin iyi yetişmeniz. Ben hiç daha gençlerle konuşurken siyaset, oy, ya şu genel seçimler ne olacak, şu yerel seçimler ne olacak, ben konuşmadım kimseyle. Ya zamanı geldi mi propagandalar yapılır. Bununla alakalı faaliyetler, yapılanları değerlendirir. Her genç muhakkak surette kararını verir. Ama eğer gerçekten samimi dokunuşu yaparsanız o gence, karşılığını ziyadesiyle alıyorsunuz. Öyle söyleyeyim yani. Ersel Bey, geciktirdim, kusura bakmayın. Buyurun efendim. Sevgili Başkan, 30 yılı aşkın süreden beri Bursa'da gazetecilik yapıyoruz. Bunun için söylüyorum. Sizin 4,5 yıl önce Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olmanızla birlikte Bursa siyaseti ilginç şeyler yaşamaya başladı. Bunun baş aktörü olarak da siz öne çıkıyorsunuz. Şöyle ki sizin her attığınız adım, neredeyse aldığınız her nefes, yine ona keza tabii ki hizmetler anlamında söylemeye çalışıyorum bu örnekleri verirken. Efendim muhalefet partileri ciddi bir eleştiri yapıyor. Ertesi günü hemen bir eleştiri yapıyor. Hatta eleştiri yaparken ortak hareket ediyorlar. Yani bu bir parti değil, iki parti değil, üç parti, dört, beş partiye. Yunus Emre Havaalanı konusundaki altı partinin bir araya gelişi misal. Mesela örnek veriyorum. Örnek.
Onun dışında İYİ Parti yine onun Cumhur İttifakı'nın daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi zaman zaman bununla yapıyor. Şimdi diğer partilerde de görüyoruz. Yani sizi niçin bu kadar çok eleştiriyorlar? Dedik ya biz Bursa'da biz böyle bir durum hiç görmedik. Büyükşehir Belediye Başkanı müthiş bir eleştiriyor muhalefet tarafından. Neredeyse her attığınız adım diyoruz ya, her yaptığınız hizmet. Ertesi günü mutlaka bir basın toplantısı yaparak ya da sosyal medya üzerinden eleştiri alıyorsunuz. Bunların içinde biz sadece beğendiği, ortak karar verdikleri Hanlıları bölgesiydi. Onun dışında başka bir şey hatırlamıyorum. Bu eleştirileri hak ediyor musunuz ya da neye bağlıyorsunuz Sayın Başkan? Bakın ben eleştirilerden şikayetçi değilim. Yani kaliteli muhalefet kesinlikle iktidara ders almasını bilen iktidara iş yaptırır. Kaliteli muhalefet. Ben az önce de bir soru içerisine geçtiği için söylüyorum. Makul, mantıklı, iftira içermeyen, bir belgeye dayanmadan, aslı astarı olmadan, fütursuzca yapılan saldırılar haricindeki kaliteli muhalefet, alternatif öneri, başımın üstünde yeri var. Bir şeyin fiyatını eleştirebilirsiniz, bir şeyle alakalı farklı bir teklifte bulunabilirsiniz, bir projeyi farklı bir şekilde, bunların hepsine saygı duyuyorum ya. Ya örnek olsun diye söylüyorum ya. Şu tarihi binanın önüne İYİ Parti İl Başkanı gelip 6-7 kez de basın açıklamasında ismimi zikrederek zeytin yasasını protesto etti. Ya zeytin yasasıyla benim ne alakam var? Benim ne alakam var? Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi değilim ki. Yani bu yasanın, bu kararın altında nokta kadar benim bir katkım yok ya. Bakın Yunus Eli ile alakalı. Ya biz bir şey demedik ki, bir şey yapıyoruz demedik ki. Bir alternatif sunduk. Ya ben ortak akla çok önem veren bir insanım. Tartışmaya, konuşmaya. Beni en son İYİ Parti, özür diliyorum, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı ziyaret etti. Hemen randevu verdim. Şehir dışındaydım. Cuma günü, Perşembe veya Cuma günü danışmanım aranmış. Hemen Pazartesi gününe randevu verdim. Evet, geliş nedeni yapılamadı burada. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 Mayıs günü Bursa'da yapacağı işte Millet İttifakı buluşması veya Cumhuriyet Halk Partilerinin buluşması çatısı altında bir organizasyon. Onunla alakalı bazı taleplerde bulundu. Basına bunlar farklı farklı yorumlar yazdı. Ben buradan tekrar canlı yayında söylüyorum. Yani muhtemelen izliyorsa beni Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı kendisi de tenim edebilir. Hiçbir saygısızlıkta bulunmadım. Kabul ettim. Hoş geldiniz dedim. Hal hatır sorduk. Bana konularını söylediler. İlgili arkadaşlar aradım, talimat verdim. İki konu vardı benden talep ettikleri. Diyebilirdim ya. Siz, tabii ondan sonrasında konuştum. Evet. Yani siz beni bu partinin il başkan adaylarından biriyken ya hırsızlıkla, uğursuzlukla itham ettiniz ya. Beni tanıyor musunuz? Bir alışverişimiz, bir hukukumuz oldu mu? Bildiğiniz bir belgeniz var mı? Üzülerek söylüyorum. Bunu birkaç ortamda daha ifade ettim. Biz millet olarak devlet büyüğüne saygı gösteririz. Okul müdürüne, öğretmene saygı gösteririz. Cami hocasına saygı gösteririz. Muhtara saygı gösteririz. Çünkü sorumluluk sahibidir. Ona yardımcı olmaya çalışırız. Sözüm yanlış anlaşılmasın. Önümüzü ilikleyerek konuşuruz ya. Hastanedeki bir doktorla bile muhatap olurken saygımızı gösteririz ona karşı. Ya hiçbir dönemde Büyükşehir Belediye Başkanı ile alakalı. Ben hatırlamıyorum açıkçası ya. Ben de 51-52 senedir bu şehirde yaşıyorum ya. Ben böyle bayağı bir dil kullanıldığını hatırlamıyorum açıkçası. Bakın Yunus Eli ve benzeri organizasyonlarda toplanmayı. Ya ben şunu da beklerdim. Randevu alan gelip yani tarafsız bir sahada buluşabiliriz. Anlatabilirim. Düşüncelerin ne olduğunu söyleyebilirim. Ya ben hiçbir beyanda bulunmadan 25 katlı binaları Yunus Eli'ne dikeceğimle alakalı beyanda bulundular. Ya ben göreve geldiğimde ne dedim? Geçmişteki hiçbir büyüme asla söz söylemiyorum. Ama yapılan hatalardan ders aldım. Asla yapılan hataları yapmayacağım. Mevcut hatalarında da mümkün olduğu kadar düzeltmeye çalışacağım dedim ya. Bakın Hanlar bölgesiyle alakalı diyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi Hanlar bölgesine hayır dedi ya. Karara hayır dedi. Siz Boyner'e rant sağlamaya çalışıyorsunuz dedi. Zafer Prez'e rant sağlamaya çalışıyorsunuz dediler. Ya onu da yıkacağım dedi. Mecliste mi oluyor bu? Tabii canım, mecliste hayır dediler yani. Beğenmiş olmalarına rağmen kim hayır diyebilir ki? Ya siz bugüne kadar İYİ Parti veya Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan bir projeyle alakalı beğeniyi gördünüz mü?
Ya usul vardır ya. Adap vardır. Ben Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı'na da söyledim aynı şekilde. Dedim ki ya ekmekle alakalı bir derdiniz var. Gelin bana sorun ya. Biz Türkiye'de en çok ekmek üreten halk ekmek fabrikalarından bir tanesiyiz. Beni aramıyorsunuz. İl başkanımı aramıyorsunuz. Genel sekreterimi aramıyorsunuz. Siz genel müdürümü de aramıyorsunuz. Sosyal medyadan mesaj gönderiyorsunuz. Şu saatte oradayım diye. Ya siz derebey misiniz kardeşim? Mekan mı basıyorsunuz Allah aşkına? 40-50 kişiyle toplanıp orada randevu gelmeyince basın toplantısı yapıyorsunuz. Sosyal medyadan randevu mu istenir Allah aşkına ya? Böyle bir şey olabilir mi? Nerelere ekmek kaçar tane veriyorsunuz? Ya bu bir ticari sırdır ya, bu verilir mi ya? Ya söylüyorum hala. Biz asla fabrikalara ekmek falan vermiyoruz ya. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Varsa alan fabrika çıksın söylesin. Hepsi AK Parti'nin bunları ya. Çıksın söylesin ya, bildiğiniz bir şey varsa söyleyin. Biz halk ekmeğiz. Ama şunu söyledim. Bu şehirde kardeşim 600-700 tane fırın var. Ben o insanların huzurunu da temin etmek zorundayım. 3 var diye çalışıp, evet bu ekmek üretiminin 2,5-3 katı ekmeği de üretirim ben. O fırıncıların bağırmalarına kim ne diyecek o zaman? Zaten geçtiğimiz süreç belli. Ya biz kar amaçlı bir kuruluş değiliz. Biz dengelemeye çalışıyoruz. Hala ilk 5 büyükşehir arasında en ucuz ekmeği biz satıyoruz ya. Ya arkadaş, sen Cumhuriyet Halk Partili belediyeysen git İstanbul'daki fiyata bakar mısın sen? Gidip Ankara'daki fiyata bakar mısın? İzmir'deki fiyata bakar mısın? Antalya'daki fiyata bakar mısın? Bir de gelip Bursa'dakine bakar mısın? Yani sadece büyükşehir belediye başkanını, bakın özellikle büyükşehir belediye başkanını. Ha bunun sebebi ne olabilir? Meyve veren ağaç taşlanır. Ona yorumlanabilir. Veya bunun yanında söyleyecek bir şey bulamıyor da yerelde vur abalıya hesabı, böyle bir taktik olabilir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bu seçimlerden sonraki bir iddiası vardı biliyorsunuz. Bursa bizim için içimize bir yara demişti biliyorsunuz. Evet Bursa... Ama halk kamuoyu Ersel Bey bunu değerlendiriyor ya. Bunu değerlendiriyor. Yani bir seçim yapıldı ve bu seçimde insanlar 48 bin oy farkla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak AK Parti'nin adayını belirledi. Bitti. Evet. Ben parti rozeti hiç taşımadım ki. Ben partili olduğum için benim oğluma burs çıkmadı. Ben partili olduğum için ben ekmek büfesi alamadım. Yani başka partili olduğum için. Evet. Veya ben partili olduğum için bana farklı mı? Çıksın bir tanesi söylesin ya. İmarla alakalı bana farklı uygulama yapıldı desin. Yok ya. Ben gerçekten adaletle bu konuya yaklaşıyorum yani. Ya çıkın söyleyin kardeşim. Böyle vurun Ali Raktaş'ı vuracaksanız. Yapılan bir haksızlıkla vurun. Yapılan bir hukuksuz uygulamayla alakalı vurun. Ama siz zeytin yasasını belediyenin önünde, belediye başkanı üzerinde, ya buna halk güler ya. Buna halk güler. Karne veriyorsunuz kendinizce, kişisel bakımını bilmem. Yani bu ya. Ben buyum yani. Allah aşkına. Bu kadar tahkir edici, bu kadar aşağılayıcı, bu kadar efendime söyleyeyim bayağılaştırıcı bir dil kullanılabilir mi? Ben çok rahat bir adamım ya. Kendi arabamla da geziyorum, markete de giriyorum, istediğim yerde de oturuyorum, istediğim kişiyle de muhatap oluyorum. Kim diyebilir Allah aşkına bana selam vermedi, bana tepeden baktı, bana şöyle yanlış yaptı diyebilir. Bakın bunları söylerken ben hatasız bir insan olduğumu asla söylemiyorum. Ama bir devlet büyüğüne nihayetinde ben bu şehrin seçilmiş belediye başkanıyım ya. Ya bu dil tabii muhalefet eleştirecek ya. Tabii ki aksakları gösterecek. Biz her yaptığımız projenin dört dörtlük proje olduğunu söylemiyoruz ki ya. Yetişemediğimiz vardır. Bunları takip edin. Bunlarla alakalı kamuoyunu bilgilendirin. Bunlar üzerinden prim sağlamaya çalışın. Hakkını vermem lazım. İyi Parti, şimdi grup başkan vekili İsmail Tatlıoğlu beyefendi Haziran önünde başkanı iki şey için kutluyorum dedi. Suyla alakalı toplantı. Böyle bir toplantıya bizi çağırdı. İkincisi, benim de belediye başkan adaylığımda projelerimden bir tanesiydi dedi 1999 yılında. Son 30-40 yıldır her belediye başkanının hayaliydi. Hanlar bölgesinin açılması. Size nasip oldu? Ya nasip, yani bize nasip oldu derken Bursa'nın gücü, Cumhurbaşkanımızın gücü. Gittik derdimizi anlattık, projeler hazırladık. Bunun keyfine varalım ya. Ya buradan yaklaşma. Hatta onu tebrik ederken tenkit edeceğim bir başka konuyu da orada gündeme getir yani. Ya anlamadan, dinlemeden, hiçbir detayına bakmadan. Yani bir şeyi, ya bir sunumda arada biz doğaçlama konuşuyoruz. Bir şeyler söylüyoruz. Ya oradan bir şey çekiliyor ve onun üzerinden basın açıklamaları yapılmaya çalışılıyor. Ya Yunus Eli'yi ben imar açtım mı dedim. Alternatifleri konuşalım dedim ya.
Açtın mı dedim bununla alakalı? Yapmadığın bir şeyle alakalı veya karar bir proje alır. Çalışmamız var. Kamuoyuyla paylaşacağız dediniz. Paylaşmadınız zaten. Bir de imarla alakalı biz bir şey yapacaksak bunun üst ölçekli planları, alt ölçekli planları ilgili ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi aynı partilerden orada da temsilci yok mu ya? Gelmeyecek mi oralara? Orada bunları konuşmayacak mısınız? Konuşacaksınız ya. Ben Cumhuriyet Halk Partisi hayır dedi diye ve İyi Partiler bunu bu sefer komisyona çekelim diye. Belki sayıca çok değildir ama aldığım maddeler oldu ya. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi evet dediği halde. Evet. Evet benim de kafama yatmadı. Geri çekelim arkadaşlar komisyona dedim. Tansiyonu biraz düşürelim. Evet. Ben bir, çünkü neredeyse her gün bu konuda ciddi bir sosyal medya üzerinden. Merhum Karakoç'un bir dörtlüğüyle sorumu yönetmek istiyorum. Müstehaktır diyerek insaftan vazgeçilmez. Zorda kalınsa bile arsızdan dost seçilmez. Bulutlardan yağacak rahmet gecikse dahi vebal akan çeşmeden bir damla su içilmez. Efendim siz göreviniz icabı çok ciddi sorumluluk ve vebal altındasınız. Gece başınızı yastığa koyduğunuz zaman o günün muhasebesini yapıp rahat uyku uyuyabiliyor musunuz? Az uyuduğum için bu muhasebeye çok vakit kalmıyor, itiraf etmeliyim. Çünkü 2.30'dan önce yattığımı hatırlamıyorum. Ama muhakkak surette bir 3-5 dakika 10 dakika da olsa muhakkak surette oluyor. Az önce de ifade ettim. Gidip özür dilediğim oldu. Kararı değiştirdiğim oldu. Ben bu konuda dört dörtlüğüm diyemem. Ama kesinlikle tüyü bitmemiş yetimin hakkını kullandığımı biliyorum. Bu işin bir emanet olduğunu biliyorum. Hemen arkada belediye başkanlarımızın resimleri var. Allah kendilerine hayırlı uzun ömür versin. Erdoğan Bilenser Başkanımız, Recep Altepe Başkanımız, Erdem Seker Başkanımız hayatta. Diğerlerinin tamamı vefat. Bir gün benim resmimi de asacaklar oraya. İnşallah. Dolayısıyla ben o noktada aldığım emaneti en iyi şekilde teslim etmenin derdi ve hesabıyla hareket ediyorum. Biz milletin temsilcisiyiz burada. Vekiliyiz milletin nihayetinde. Milletin emanetine en iyi şekilde sahip çıkmanın derdiyle hareket ediyoruz. Biraz da yorgun yattığımız için uyuyorum yani. Peki. Sıkıntı yok. Ersel Bey sizden başlamak istiyorum. Buyurun efendim. Öyle yapalım. Sayın Başkanım, zaman zaman göz ardı edildiğini düşünüyorum. Bursa'nın pek çok markalarından biri, aynı zamanda da Bursa bir deniz kenti. Bunu çok göremiyoruz, çok yaşayamıyoruz. Malum biliyorsunuz Karacabey Boğazı'ndan başlayarak işte Karacabey, Mudanya, Gemlik, Narlı'ya kadar uzanan 150 kilometrelik bir deniz sahilimiz var. Efendim, bir deniz sahilinden Bursalılar maalesef yeterince yararlanamıyor. Ama görüyoruz şimdi sizin düzenlemiş olduğunuz gemi turlarıyla vatandaşlar en azından bir körfez turu atma imkanı buluyorlar. Efendim, geçtiğimiz yıllarda da bu özellikle denize girilen bölgelerde, Mudanya, Gemlik, Kumla gibi bölgelerde buralarının işletme hakkını, daha doğrusu buraların insanların denize girmesini kolaylaştırılacak anlamında bir devir yapıldı. Şimdi Mudanya Belediyesi ve Gemlik Belediyesi'ne. Efendim birinci yılı çok sıkıntılı bir süreç geçti. Hazırlanamadıklarını söyledi. İşte özellikle de Gemlik Belediye Başkanı resmileştiremedik dedi ama geçtiğimiz yıl Kumla'da farklı güzel şeyler olmuştu gerçekten. Bunu sadece Kumla'da? Evet. Yalnız Gemlik'teki deniz kıyısı Kumla'dan ibaret değil, onu söylemiyorum. Kurşun'dan da belki söyleyeceksiniz ama Kurşun'a da biz zaman zaman gittiğimizde şöyle şeyler de görebiliyorduk. Orada efendim buski çalışmaları da çok yoğun bir devam ediyordu. Yani ondan da kaynaklanan çalışmalar. Ama çünkü sahildeki buski çalışmasıyla alakalı bir şey yok ki, sahildeki düzenleme. Şimdi Ersel söylemeye çalışıyorum efendim, şuraya bağlamak istiyorum. Bu yıl siz her iki bölgede de ilçemizin, yani denize açılan ilçelerimizin dediğimiz bu bölgelerin tekrar Büyükşehir Belediyesi uhdesine geçildiğini söylediniz, açıkladınız. Yani bu kendi aranızda yapmış olduğunuz bir protokoldü zaten. Dolayısıyla da bu yıl efendim bu yaz sezonlarında Bursalılar yaz sezonunda nelerle karşılaşacak? Ne farklı güzellikler, Büyükşehir'in dokunuşları neler olacak? Şimdi Ersel Bey, 125 kilometre deniz sahilimiz var. İfade ettiğiniz gibi 3 ilçemizde de kıyı var. Gemlik, Mudanya ve Karacabey. Keza gölleri de söyleyebiliriz değil tabii mi? Tabii tabii. Göl kıyılarımız ayrı. 110 kilometre civarında. Şimdi bakın
Yani bununla alakalı yetki büyükşehir belediyelerine verilmiş. Bütün Türkiye çapında Balıkesir'de gidin aynısıdır mesela. Büyükşehir Belediyesi yapar. Bize arkadaşlarımızdan gelen istek doğrultusunda Mart 2020'de tarihte veriyorum. Oy birliğiyle AK Parti, CHP, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi. Dört partinin oy birliğiyle Mudanya ve Gemli'ye bu sahiller 2 yıllığına Mart 2022'ye kadar devredildi. Tabii bu mecliste yine Mudanya Belediye Başkanı yoktu. Onu özelde eleştirmek adına falan söylemiyorum. Ama kendi meclis üyeleri evet dedi bu iş. Zaten Mudanya hiç almadı. Yani orada Eşkel başta olmak üzere birçok sahilin az çok durumunu görüyorlardır. Şimdi Gemlik'te de Gemlik Belediyesi özellikle Kumla Belediyesi ile alakalı kendi içinde bazı çalışmalar yaptı. Nihayetinde bunu bir bütün olarak değerlendirdi. Yani Kurşunlu muhtarı orada. Genceli muhtarı orada. Mürüvvet Hanım gitsinler sorsunlar. Gemlik Belediyesi marifetiyle bu sahillerde ne yapılmış? Sıfır hiçbir şey. Yani Buski'nin çalışması, Buski her yerde çalışıyor. Buski'nin içeride çalışmaları, sahilde bir çalışması yok ki. Arıtma tesisleri diyorsanız biz zaten Marmara Denizi kıyısı olanlar arasında en iyi durumdayız yani. Nihayetinde yapılan komisyon tarafından değerlendirmelerde her ne kadar Gemlik Belediye Başkanı bu işe çok katılmasa da bunların tekrar Büyükşehir'e devriyle alakalı. Bakın tekrar söylüyorum. Kanunla bu iş Büyükşehir Belediyesi'ne verilmiş durumda. Bütün Türkiye sathındaki uygulama budur. Mersin'de de gitseniz aynısıdır. Adana'daki deniz kıyısında da gitseniz aynısıdır. Biz bir Marmaris Bodrum değiliz. Yani denizden istifademiz onlar gibi değil. Bizim zaten deniz kıyısında otellerimiz yok. Bizim daha ziyade günübirlik kullanımlar var yani. Pansiyon tarzında belki biraz da kaçak göçek yapılmış barakalar şunlar bunlar var yani. Ama şunu ifade edeyim. Şu an Kumla ve Kurşunlu başta. Kurşunlu'da bir ihale yaptık. Maalesef ihaleye gelen olmadı. Evet. Şimdi ihaleyi tekrar edeceğiz. Yani oradaki iskeleden sahil şeridindeki taş düzenlemelerine, istinat duvarlarına düzenlemelerine varana kadar hepsi gözden geçecek. Şu an Güzelyalı'da hummalı bir çalışma var. Yakında basınla beraber gideceğiz inşallah. Harika bir sahil oluşturuluyor orada. Yani Mudanya sahilinde biz yaptık. Gemlik merkezdekinde biz yaptık. Efendime söyleyeyim Karacabey'deki Kurşunlu'daki yerleri de biz yaptık nihayetinde. Ha, hepsi dört dörtlük mü değil ama bunlar geliştirildiği gibi yenileri de yapılacak. İhale kapsamı içerisinde var bunlar açıkçası. Yani. Kapsamları 100.000'i aşan sayıda insanların gittiğini gördüğüm için Bursa'dan özellikle o yüzden Kumla'ya size örnek verdim. Hanif abi müsaade edersen yine bununla bağlantılı olarak Sayın Başkanımıza bir soru daha sormak istiyorum. Efendim. Gemlik Körfezi bildiği gibi bir iç deniz. Dolayısıyla da müsilajdan en çok etkilenen denizlerden bir tanesi olarak, daha doğrusu körfezlerden biri olarak Gemlik ve Gemlik Körfezi ortaya çıktı. Ama efendim geçtiğimiz günlerde hatta birkaç gün önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın meclis başkanlığına bir teklif sundu. Önümüzdeki günlerde zannediyorum Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Efendim bunun içinde en önemli ayrıntı şu belirtiyor. Marmara Denizi'ne kıyı olan belediyelerin mutlaka denizle ilgili deşarjlarını şöyle bir madde getirmiş. İleri biyolojik arıtma su tesislerinin kurulması anlamında. Bu da çok önemli maliyet gerektiriyor. Ama efendim biz de çok şanslıyız ki işte Küçük Kumla, Gemlik, Mudanya ve Kurşunlu'ya zannediyorum şu anda aktif ne şekilde işliyor? Geçtiğimiz günlerde açılışını yaptı. Bir tanesini de siz yapmışsınız Gemlik'te efendim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz 7 il arasında bunlar tek tek masaya yatırıldı. Evet. O yasaklı günlerde bizi Kocaeli'ye çağırdılar. İstanbul'a çağırdılar. 5 saat süren, 6 saat süren toplantılar oldu. Murat Kurum Bakanımızın başkanlığında. İstanbul Belediye Başkanı da oradaydı. Çanakkale'de, Balıkesir'de, bende, Kocaeli'de, Yalova'da, Tekirdağ'da hepsi oradaydı. Bakın bizim tamamen problem sıfır değil. Bizim şu an bir miktar Orhan Gazi ve İznik'ten kaynaklanan hala Gemlik Körfezi'ni tehdit eden bir şeyimiz var. Onun da ihalesi bugünlerde yapılıyor. Evet. 30 milyon avroluk bir iş yaklaşık. Burada yaklaşık arıtma tesisi değil mi? Zannediyorum Orhan Gazi'ye yapılıyor. Tabii 450-500 milyon. Bizim bütün arıtma tesislerimiz çalıştırılıyor. Onu söyleyeyim. Biz gayet iyi durumdayız ama tamamen sıfır diyemem problemi bize. Özellikle evselle alakalı biz %92-93'lerde falanız. Yani 95'lere yakınız öyle söyleyeyim. Ama
bazı şehirlerimizde bu durum çok daha gerilerde, onu söyleyeyim. Çok daha gerilerde. Bakın İstanbul'da temel atmama töreni denmişti. Aslında işte o temel atmama töreni İstanbul'un arıtmasıyla alakalı en hayati çalışmalardan bir tanesiydi. Ama zordur. Arıtma tesisi yapmak da işletmek de maliyetlidir, onu söyleyeyim ya. 8 milyon avro olarak en son plan, bugünün şartlarında o 4 tane yapılan olduğunu Buski Sengün Yor Bey dile getirmişti. Evet. Çok ciddi bir rakam. Şimdi biliyor musunuz? Tabii. Evet. Mustafa Kemal Paşa. Şimdi Karacabey de var bu arada, onu da söyleyeyim. Efendim o konuda çok şey çalışma yapıyorsun. Mesela Harmanca'ya bile zannediyorum çok ciddi bir geçen gün gittiğimde 14 bir... milyonla başladık ihaleyi. Harmancık büyük oranda da bu tür çalışmalar. Tabii tabii. 6500 nüfuslu Harmancık'ta şu an arıtma tesisi. Bakın vatandaş bu boyutu bilmez. Arıtma tesisi görünen bir şey değil ki. Ne işe yarar ki? Bir park yaparsınız 300-500 bin liralık. Cicili bicili ışıklar koyarsınız, çiçekler koyarsınız. Çok dikkat çeker. Artmaz. Ama modern bir şehirde yaşamak, sağlıklı bir şehirde yaşamak böyle gerçekleşir yani. Altyapınız güçlü olacak yani. Arıtma tesisleriniz olacak. Çıkan çamuru kurutacaksınız. Onu küçülteceksiniz. Enerji üreteceksiniz ondan. Bunların hepsi ayrı ayrı bir proses, onu söyleyeyim yani. Evet, Hasan Bey buyurun. Evet, başkanım, özellikle AK Parti belediyeciliğinin yansıması anlamında Türkiye'nin 4. Büyükşehir Belediyesi ve başkanısınız. Mesela bazı projeler bakıyoruz, açıkladığınız andan itibaren başka büyükşehir belediyeleri tarafından biraz değiştirilerek, biraz direkt o, taklit edilerek diyelim ortaya çıkıyor. Bir de aynı zamanda şöyle bir anlayış var. İşte AK Parti ile bir yönetim var şu an Türkiye'de. AK Partili belediyelerin bu anlamda avantaj olduğu kanaati var. Sizin bu projelerde özellikle AK Parti belediyeciliği projelerinde mesela az önce Hanlar bölgesini söyledik. İşte oradaki genel olarak bu projenin arka planında mutlaka AK Parti'nin de o kamulaştırma anlamında ciddi destekleri oldu. Önümüzde bir seçim var başkanım. Yani bir genel seçim artık Ağustos'tan sonra artık bu atmosfere girecek. Bu projeler, genel AK Parti politikaları, AK Parti'nin yaptığı hizmetler hem artı olarak hem eksi olarak değerlendirdiğinizde popülist bir yaklaşım da genel olarak bir kanaat da hakim. Sizin projelerinizin taklit edilmesi sizi rahatsız ediyor mu? Mesela Kart 16 ile başladınız. Mesela Bursa'la yaptığınız Bursa çalışmaları. Daha sonra bir bakıyorum başka belediyelerde taklit ediliyor. Bakın Hasan Bey. Bakkal amca mesela. Tabii ben bugün 3 tane ödül aldık dedim ya. Bunlardan bir tanesi kentsel dönüşümle alakalı bir çalışmamızdı. Orada ben aynı zamanda panelistim. Bir de mevcut 6 belediye başkanı arasında en büyük nüfusu ben olduğum için Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı arkadaşımız da vardı orada. Yani Gemlik Belediye Başkan Yardımcımız mesela Zeynep Hanım oradaydı. Ondan sonra ki hatta belki belediyeler bazında baktığınızda daha ağırlıklı Cumhuriyet Halk Parti belediyeler vardı. Herkes işte yaklaşık bir 27-28 civarında belediyeye farklı konularda ödül verdiler. Biz 3 tane ödül aldık bu arada. Bugün orada da söyledim. Yaptığımız tüm uygulamalarla alakalı dedim. Hangi siyasi partiden olursa olsun biz bildiklerimizi açarız dedim yani. Buyurun gelin biz paylaşabiliriz. Bunlarla ilgili hiçbir behis yok. Mesela yalın belediyecilik uygulaması var. Ben konuyu değiştirmek istemiyorum. Tabii tabii. Bakın bu özel sektörün kullandığı Japonların Kaizen yöntemi. Yalın belediyecilikle alakalı, yalın üretim sistemiyle alakalı özel sektör, özellikle otomotiv ve tekstilciler çok kullanıyor bunu. Ya denetlemediğiniz hiçbir işin detaylarını bilmeniz mümkün değil. A'dan Z'ye o proseste neler gerçekleşiyor? Bilmeniz lazım. Hatta Alo 153'ü bile telefonu açıyor, kaç dakikada düşüyor, kaç dakikada, kaç saniyede aktarılıyor. Bu iş sonradan sonuçlanıyor mu? Bunu denetlemeniz lazım ya. Denetlemezseniz bunu bilmeniz mümkün değil ki. Biz şu an her adımımızı denetliyoruz. Bir yalın ekip kurduk ya. Sürekli izleme odaları, CEO'lar oluşturduk mesela. 450 ayrı adımı izliyoruz. Ya 1000 tane işçi düştük diyorsam 250 bin nüfus artışına 270 yeni otobüs demek ikişer şoförden bir de onun yedekleriyle beraber. Sadece 600-700 kişilik yük oradan gelir ya. Doğru. Ya bu o demek yani. Ama sanki bir şeyi hiç daha önce yapılmamış ilk kez. Mesela Kart 16 dediniz. Biz Kart 16'yı Haziran 2020'de başladık.
Ben bir lansman toplantısı yaptım. Yalnız kendi başına bir basın açıklamasıyla. 9 ay sonra Ankara Genel Başkan Yardımcısıyla beraber Türkiye'de bir ilk diye bunu açıkladı. Ben rakamları söylüyorum. Tek tek detaylı adresleriyle verebilirim. Yani herkes açıklayabilir mi bunu? Veya Ramazan destek çekleriyle alakalı bakkal amca projesi evet. mesela. Kaç tane bakkal? Çünkü ben BESOP'la beraber yapıyorum bunu. Yani bakın BESOP başkanı dün başkaydı, bugün başka. Fark etmez. Sistem işliyor nihayetinde. Urfa şirketimiz aracı, Büyükşehir ve BESOP üçlü bir protokol yapılıyor ve buna gelip katılan bakkallar var. Geçen seneki gelen bakkalın iki katı gelmiş. Ya Allah razı olsun diye insanlar. Ben eskiden tır tır getirip dağıtıyordum bunları. Evet. Şimdi insanlar istediği gibi çok medeni bir şekilde kimseyi de incitmiyoruz ya. Evine erzak bırakmıyoruz. Alışveriş yapıyor insanlar ya. Şampuan lazımsa şampuan alsın. Sabun lazımsa sabun alsın. Makarna lazımsa makarna alsın. Ne ihtiyacı varsa. Hatta çocuğuna çikolata alacaksa onu da alabilir yani. Ya bu taklitle alakalı biz hiçbir şey takılmıyor. Aksine insan gurur duyuyor yani. Örnek alınmak güzel şey yani. Ama yani yeniymiş gibi sunmak veya anlayıp dinlemeden hakkında olumsuz konuşmanın ben çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum açıkçası. Evet, belediyecilikten bahsettiniz. Birçok yerel yönetime de örnek olmuş bir uygulamaydı aslında. Siz 2020 yılında bunu uygulamaya koydunuz ve 196 milyon liralıkta bir tasarruftan bahsetmiştiniz açıklamanızda. Bursa'ya ne gibi bir değer kattı? Biraz daha açabilir miyiz yalın belediyecilik kavramını? Ya şimdi az önce de ifade ettiğim gibi denetlemediğiniz hiçbir şeyin detaylarını bilmeniz mümkün değil. Bu iş kaça mal oluyor? Bu iş kaç kişiyle yapılmalı? Ya makine mühendisi güvenlikte çalışıyor. İnşaat teknikleri güvenlikte çalışıyor. Bize başka taraftan da inşaat teknikleri lazım. Biz önce güvenlikle alakalı şeydim. Yani hepsini ayrı. CEO'lar var dedim ya sürekli iyileştirme odası. Bizim 40 kişilik bir ekibimiz var yalın belediyecilikle alakalı. Arkadaşlarımızın işi bu. Endüstri mühendisleri var, işletmeciler var işlerinde. Teknikerler var. Belediyenin 600 civarı şantiyeniz var. Ya benim Harmancık'taki şantiyeyi görmem mümkün değil ki. Buradan. Yani ben oradaki birilerinin inisiyatifine bırakamam ki. Benim bunu izlemem lazım. Benim bunu görmem lazım. Oradaki akaryakıt şeyinden tutun da. Ya ben ciddi enerji tüketen bir kuruluşum. Ciddi akaryakıt tüketen bir kuruluşum. Ciddi makine ekipmanı olan bir kuruluşum. 13 bin personel olan bir kuruluşum. Benim her şeyi tek tek, bakın buradan şu anlaşılmasın ha. Hizmetleri kesmek, azaltmak anlamında değil. Peki biz kar amaçlı bir kuruluşum muyuz? Değiliz. Burada elde ettiğin karı nerede kullanıyorsun? Nerede kullanacağım? En ucuz ekmek böyle oluyor. En ucuz su böyle oluyor. En ucuz ulaşım böyle oluyor. Ben ulaşımı sübvanse ediyorum şu an. Ulaşım zarar ediyor. Yani Cumhuriyet Halk Partili, ya bir de Mersin milletvekilinin gelip bunu açıklaması da bir tuhaf açıkçası. Gelip Burulaş'ın önünde bununla alakalı açıklama yapması çok tuhaf açıkçası. İşte 2 yıl önceydi. 163 milyon zarar ettiğimiz alakalı. Aynı yıl 3 milyar zarar etti İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bakın işin özünde bir şey söyleyeyim. İstanbul Belediyesi'nin bizim en büyük gelirimiz devletten aldığımız büyükşehir olarak vergi payımız, daha küçük miktarı İller Bankası. Ama ağırlıklı gelirimiz vergi payı. Ha bizim farklı kaynaklarımız arsa üretiriz, Avrupa Birliği hibeleri alırız, efendime söyleyeyim JICA'dan alırız, Avrupa Yatırım Bankası'ndan alırız, kredili projeler onlar yabancı kaynaklar var. Onlar ayrı şeyler. Ama bizim ana kaynaklarımız bunlar. Bu ana kaynakları 30 büyükşehri yukarıdan aşağı sıralayın nüfusa göre biz 18. sıradayız. İstanbul 2. sırada. İstanbul'un nüfusu bizim 5 katımız. İstanbul'un yüz ölçümü bizim yarımız. 5300 km². Bursa 10700 10800 km² civarında. Bizim gelirimizin 8 katı İstanbul'da gelir. 8 katı ya bunu söylüyorum ya. Bana gelen para. Kimse demesin ki Bursa'ya ekstra bir para geliyordu. Evet ben Hanlar bölgesiyle alakalı %50 hibe aldım. Çünkü derdimi anlattım. Burada gerçekten bir tarihin ayağa kalkışı var. Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterdik. Kartonetleri, renderler hazırladım. 11 Haziran tarihinde, 11 Haziran 2020 pandemiden yeni çıkmıştık. Bir perşembe günüydü. Çok iyi hatırlıyorum. Vahdettin Köşkü'nde kendisiyle görüşmüştük. İlgili bakanlarımıza talimat verdi. Bakın daha 11 Haziran'a bir 20 gün falan var yaklaşık. 2 yıl geçmedi, yıkımların tamamı bitti. Yani İşte biz şeyden 2.6 milyon pound akıllı şehircilikle alakalı parça parça kullanılmak üzere Birleşik Krallık'tan hibe aldık. Ya ama ekip çalıştı. Proje yazdık. Takip ediyoruz. Gönül Bağı projesini Kalkınma Ajansı'ndan aldık. Kalkınma Ajansı'nda Eskişehir'de var.
Kalkınma Ajansı'nda Bilecik de var. Her ikisi de CHP'li belediye. Bilecik'in belediye başkanı dördüncüye değişti. 3 senede dördüncüye belediye başkanı geldi. Ama biz oturuyoruz, arkadaşlarımız proje hazırlıyor, tartışıyoruz. Yani tek bir şey daha söyleyip sonlandırayım bu konuyu. Eskiden Bursa'daki yeşil alan bakımlarının tamamını Bursa Belediyesi müteahhitlere yaptırdı. Biz artık tarım ağaçı bünyesinde yapıyoruz. Ben göreve geldiğimde tarım ağacı çalışanı 103 kişiydi. Hal işletmeciliği yapan, bir miktar koyun dağıtan, bir miktar da efendime söyleyeyim, alım yapıp onları biberdir şudur ihraç etmeye çalışan. Şu an tarım ağaçı çalışanı 850 kişi oldu. Bak 700 küsür artış oldu orada. 740 civarı artışımız oldu bizim orada. Personel artışımız oldu. Ama biz kendi bünyemizde bunu yapmaktan dolayı sadece yeşil alan bakımından 40 milyon kâra geçtik senede. 40 milyon. Ondan sonra ucuz ekmek verirsiniz. Ondan sonra uygun fiyatlı su temin edersiniz yani. Rakamlar belli. Ben saklı gizli bir şey söylemiyorum yani. Başkanım, proje demişken göz bozukluğu gördüklerimizi sınırlar. Görüş bozukluğu ise yaptıklarımızı. Görüş bozukluğu yaşayıp şunu da yapmasaydım dediğiniz, pişmanlık duyduğunuz bir projeniz oldu mu? T2'nin bugün test sürüşü, şöyle test sürüşünü inşallah 30 Mart Cuma günü basın mensubu arkadaşlarımızla beraber bineceğiz. 30 Mayıs günü. T2'ye başlamazdım, onu söyleyeyim yani. Ama devraldığımda ciddi bir aşamaya gelmişti. İşte en azından T1'e entegre ettik. Yani muhakkak vardır birkaç tane ama genel anlamda dedim ya yeni bir hata yapmak derdinde falan değilim. Yani mesela ben göreve gelmeden bir ay önce 2,5 yıldır uygulanan 0-50 emsali mahkeme iptal etti. Tevafuk ben de kucağımda buldum. Seçim sattım halinde baştan Nilüfer'de olmak üzere yediğim siyasi dayağı hatırlıyorum. Her gittiğim yerde bana ciddi tepkiler verdiler. Çünkü niye? Plan iptal olmuş. 200, 250, 300 aile. Genelde 60 yaş üzeri. Evleri boşaltmışlar. Bina yıkılmış. Ama istediklerini alamıyorlar. Neymiş eskiden? Emsal arttırılmış. Plan olmuş. Mesela onlarla alakalı Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri de dahil. Kendileri dediler zaten kerhem veriyoruz diye. Onlarla alakalı tekrar o kat uygulamaları veya 0.50'ye benzer uygulamaları işte emsal başka yerlerde gösterilerek veya DOP başka yerlerde gösterilerek verdiğimiz onaylar da benim çok kafama yatmadı açıkçası. Ama ortada bir vaka vardı. Vaka, yani o problemi düzelttik. O problemi düzelttik. Aynı şeyi ben de söylüyorum. Ama ben yeni bir hata yapıyorsam bu konuda gel bana söyle arkadaş. Ya bunları eleştir ya. Bunlarla alakalı varsa kişiye özel sunulan bir menfaat varsa bunları eleştir. Yani fiyat başka şehirlere göre fiyat aynı Türkiye'de yaşıyoruz ya. Fiyat pahalı varsa bunları eleştir. Bilemiyorum ki ben yani eksiksiz kusursuz olduğumu söylemiyoruz ki. Onları eleştir yani. Ali Bey buyurun efendim. Konu İstanbul'dan açılmışken ilk AK Parti hikayesini başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlığı döneminde Haliç'i temizlenmesiyle anılır. Bu başarı hep ona mal edilir. Çünkü ilk belediye başkanlığı zamanında gün gelecek Haliç'te balık tutulacak sözü gerçek olmuştur. AK Parti belediyeciliğinde İstanbul'da mesela Marmara Ray ulaşımın bir çeşit kaderini değiştirmiştir. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığında yükselttiği çıtalar var. Mesela bence Haliç bunlardan birisi. Bu belediyecilikte Marmara Ray İstanbul'daki hizmetin çıtası. Siz döndüğünüz zaman Bursa'ya Ali Nur Aktaş yarın öbür gün dönemini gözden geçirdiği zaman Bursa halkının size verdiği oyların hangi hizmetle taçlandırdım der. Sizin başyapıtınız Bursa'da nedir ve neyi planlıyorsunuz? Ali Bey aslında bana göre çok zor, çok doğru cevaplanması gereken bir soru. Bir kere bir projenin cesameti yüz ölçümüyle mi ortaya çıkar? Bir projenin cesameti maliyetiyle mi ortaya çıkar? Veya bir projenin cesameti etkisiyle mi ortaya çıkar? Ya halkta oluşturduğu etkisiyle mi? Yani bana sorarsanız ben şu 4-4,5 yılın en anlamlısının Hanlar bölgesi olduğunu düşünüyorum. Rakamsal olarak en yüksek olmamasına rağmen. Ama
Yani Bursa'da az önce bahsettim 6 konu başlığı çok ön plana çıkıyor diye. Kentsel dönüşümde istediğimiz aşamada değiliz. Ulaşımla alakalı ciddi yatırımlar yaptık. Daha yapmamız gerekenler var. Raylı sistemlerle alakalı bakın. Kentsel dönüşümü açmışken siz mesela yapılan kentsel dönüşümlerde bugüne kadar Türkiye'deki örneklerde şehir fark etmeksizin müteahhit kazanıyor, yer sahibi kazanıyor, devlet kazanıyor, kaybeden bir anlamda şehir oluyor. Ne değişmeli ki şehir kazanmalı? Biraz eller cebe gitmeli. Devlet veya belediye de bu işi bir kazanç kapısı olarak görmemeli. İsterseniz bundan cami yaptırın, isterseniz bundan okul yaptırın, isterseniz bundan bir hayır kuruluşuna hayır yaptırın. Fakir fukaraya doyurun, önemli değil. Ya bu bir kazanç kapısı olmamalı. Yani 3 katlı binayı 13 katlı, bunu ben her ortamda söylerim. 3 katlı binayı 13 katlı yaparak biz geleceğimizi, evlatlarımızı, yani bakın farklı bölgelerle alakalı. Ya diyor ki bana beyefendi, benim yaşım 70. Ben bir 70 sene daha yaşamayacağım diyor. Ya siz şu an sağlıklı bir bireysiniz. Yani dolayısıyla güvenli bir evde yaşamak istersiniz. Ya bu ev çürük ya. Çürük raporu var bu evin. Çürük. Sizin dolayısıyla yani diyor ki ben para vermek istemiyorum üste. Yani 40 yaşındaki arabayla sıfır arabanın fiyatı aynı değilse 40 yaşındaki evde sıfır evin fiyatı da aynı değil. Dolayısıyla bunun üzerine bir miktar vermeniz. Ama kentsel dönüşümden kaynaklanan belirli avantajlarınız var. Bir Türk lirası asla diyorum bak para kazanmayacağız biz. Hatta bir miktar zarar edeceğiz. Altyapısını yapacağız, yeşil alan düzenlemesini yapacağız, yolunu belirli halledeceğiz. Yani bu 0.50 emsal uygulaması mesela bizi bir miktar o manada Bursa'da kötü bir alışkanlığı ortaya çıkardı açıkçası. İnsanlar bunları ucuza mal etmenin veyahut hatta üstünden bir miktar para kazanmanın hesabıyla gittiler açıkçası. Dolayısıyla yine ben ilk sorunuza gelecek olursam yani ulaşım tabii başta olmak üzere kentsel dönüşümle alakalı, yeşil alanla alakalı. Bakın 250 dönümlük Vakıfköy Bera Kent Parkı, Göktere Millet Bahçesi yıllardır konuşulur. Bak birkaç ay içerisinde bitireceğiz. Efendime söyleyeyim stadyumun olduğu yeri demediler mi bunlar Allah aşkına rant açılacak diye. Bakın ben oradaki millet kıraathanesine gidiyorum ya. Ya gençler 24 saat açık olsun. Çorba. Geçen gittim. Pek tek görüştüm hepsinde. Söyleşiler yapıyoruz. Bazen orada karşılıklı böyle istişare toplantıları yapıyoruz. İşte bize burada çorba dağıtılsın. Saati akşam 9'da kapanıyor. 11'e çıkarsın. 12'ye. Hatta imtihan zamanı bir ay full 24 saat açık kalsın diye. Yani ranta açılacak burası dendi. Ne yaptık? Ranta mı açtık? Şimdi Çelik Balası'nın arkasındaki bir adı. Yani bunlar rant sayı. Ne rantı saldık Allah aşkına ya? Yani fuaye alanı yapmak, efendime söyleyeyim kongre sergi merkezi yapmak, efendime söyleyeyim kütüphane yapmak, rantı açmak mıdır Allah aşkına? Bunun bir geliri mi var yani belediyesinden? Yok. Ya biz az önce İrem Hanım'ın söylediği gibi yani belirli kaynakları işte yalın belediyecilik veya farklı uygulamalarla bir yerden temin ederken başka bir yerden de o sosyal belediyecilik yönümüzü aktarmaya çalışacağız inşallah yani. Başkanım Ali Bey kentsel dönüşümden bahsetmişken 1050 konutlar hakkında Akpınar. Biz 1050 diye söyledik. Mahalle olarak Akpınar. Evet. Akpınar mahallesi. Aslında orada 1050 konut yok Hanif Bey. İlk etapta 1050 konut yapılmış. Öyle mi? Genelde 5 katlı bir miktar 4 katlı da var. 2230 civarında konut var orada. Problemli olduğunu hepimiz biliyoruz ve siz bir çalışma yaptığınızı da duyuyoruz, biliyoruz. Bu konuda bir söyleyeceğiniz bir bakanlığımız şeyler var mı? Marifetiyle zemin artı 5 olmak kaydıyla bir çalışma yaptık. Fakat maalesef projeye katılım %27 oldu. 73'ü hayır dedi. Ve ondan sonra da bu bir sene önceydi. 8-10 ay önce fiyatlarda üzerine müthiş derecede koydu. Ben aslında onların da ciddi pişmanlık olduğunu biliyorum. Şimdi tamam diyorlar ama onun olması mümkün değil. 100 bin lirayla 150 bin lira arasında 10 yıl vade. Hayır dediler. Metrekareye de metrekareye. Bir yıl evvel. Tabii. Bugün yıl ne yapabileceğiz zaten? Evet. Şimdi biz projeyi kendilerine müteahhitler marifetiyle yaptıracağız. Bir miktar kat artışını yapıyoruz. Ama yan tarafında koru parkının arkasında zemin artı 15'ler var. Asla öyle olmayacak. Asla bak söylüyorum. Muhalefet il başkanları da yöneticileri de dinliyorlarsa veya belediye başkanları da lütfen kulak versinler. Asla öyle zemin artı 15 yapmadan
yeni bir planlamayla inşallah bir plan geçirerek onlara özel sektör marifetiyle bu dönüşümü sağlamış olacağız. Yani her şeyi de TOKİ'yle yapmak, yani burada müteahhitler var, yapabilirler yani. İrem Hanım buyurun. Evet başkanım, az önce T2 hattı için demiştiniz ki başlamazdım. Pişmanlıklarınızı dile getirirken bunu ifade ettiniz ve kentsel dönüşümde ve ulaşımda da istediğimiz seviyede değiliz dediniz ve siz de az önce belirtmiştiniz. İzleyenlerimiz de muhakkak bugün görmüştür. T2 tramvay hattının test sürüşlerine şahit olmuşlardır. Bizler de gördük. Ulaşım başlığını biraz daha açacak olursak devam eden birçok proje var ve kime sorsak aslında yolda geçerken Bursa'nın en büyük problemi ulaşım yanıtını alırız büyük ihtimalle. Siz hayalini kurduğunuz ulaşıma ulaşmak için neler yapacaksınız bundan sonraki adımda? Devam eden çok proje var aslında. Adliye Kavşağı, Acemler gibi birçok başlanan, devam eden proje var. Bundan sonrası için bu projelerin devamı nasıl ilerleyecek? Çünkü istediğimiz noktada değiliz dediniz. Şimdi İrem Hanım, beklentiler çok önemli. Mesela benim bir sözüm de, seçim sattım halinde söylediğim bir sözüm de, 2 yıl içerisinde trafiği normalleştireceğimizle alakalı bir ifade kullanmıştık. Şimdi bunun üzerinden hareketle bir de alaycı bir şekilde evet pandemiyle normalleştiği gibi bir yaklaşımla hareket ettiler. Bakın yasaklı dönemlerde saymıyorum zaten ulaşım iptal. Sağlıkçılara, güvenlikçilere hepsine bedavaydı ve otobüsler çalışıyordu. Metroyu durduruyorduk. Onun haricinde %11'e düştüğü günler oldu. %11. Hiçbir hattı iptal etmedik. Hiçbir otobüsü durdurmadık. Yine bir taraftan otobüs inlemecisi 5.6 yaş ortalamamız. Bakın Avrupa'nın en genç filolarından bir tanesi bizde. Türkiye'de böyle bir şey yok, onu söyleyeyim bak. 5.6 yaş ortalaması. Tabii istediğimiz kıvama geldik mi ya, bir miktar daha ileride olmayı arzu ederdim. Yani keşke Emekşehir Hastanesi bitmiş olsaydı şu ana kadar. Ama bakanlık marifetiyle yapılmış. 2 kez ihalesi iptal oldu. 3. kez ihale edildi. Gecikmeler oldu. Mesela dönem sonuna kadar inşallah biz bu yılın ikinci yarısı olur, önümüzdeki yılbaşı olur. Biz üniversite Görüklü hattına da gireceğiz. Yani üniversitede son durak biliyorsunuz metro bir hattımız. Onu ileriye götüreceğiz ama Görüklü'ye geçecek. Yani şehrin batı bölgesine doğru 5 kilometre daha ilerleyecek. Fakat yani bu dövizdeki ciddi dalgalanmalar ve benzeri sebeplerle bunlar gerçekleşemedi maalesef. Ama en azından T2'nin ve Emekşehir Hastanesi'nin tamamlanmasıyla yaklaşık 15 kilometrelik, 15,5 kilometrelik bir hatta mevcut sistemimize katılmış olacak. Ya T2 ile alakalı dedim, yani metrobüs yapabilirdim mesela. Hem yolu da bu kadar daraltmaya da gerek yoktu açıkçası. Ama şu bir vaka. Ben Yalova yolu diye tabir ettiğimiz, adı İstanbul Caddesi olarak geçiyor ama eski Yalova yolu olarak düşündüğümüz güzergah çok kıymetli bir güzergah olduğunu düşünüyorum. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi var, terminal var, alışveriş merkezleri var, mağazalar var, belirli markalar var, GUHEM var, evet, fuar merkezi var, emniyet binası var, müftülük var, adliye var. Yani evet. Bursa'nın adliyesi şu an orada, yani çok yoğun bir adliye sarayı var orada. Yani işte bölge adliye mahkemesi, yani belirli alanlar burada teşekkür etti tabii ki ama belli işte marka otellerimiz var. Fakat tabii takdir edersiniz ki zaman içerisinde oralardaki şimdi şu sıralarda mesela bunu da buradan söyleyeyim. Minibüslerle görüşüyoruz mesela. Doğu hattı minibüsleriyle görüşüyoruz. Dönüşümle alakalı batı hattı gibi. Gelin sizi de sisteme alalım. Sizi de sübvanse edelim. Efendime söyleyeyim, eksik kaldığınız günlerde 65 yaş üstünü taşıyın, engelliyi taşıyın, öğrenci fiyatıyla taşıyın. Ama o standart arabalarla. Yani hafife almak adına söylüyorum, köy minibüsleri gibi minibüsleri. Ya burası 3 milyon 150 bin kişi. Bir de beklenti dedim, son olarak onu da söyleyeyim. Ya benim bu normalleşme lafımı alay aldı bazıları. Yani şimdi 2 milyon 200 binin merkezde yaşadığı bir şehirde şey yapacağız ya. Bugün Slovenya eski Kültür Bakanı Türk Dünyası Müzeler Buluşması ile alakalı misafirim de bugün saat 5 civarı. Yani Slovenya'nın nüfusu 2 milyon. Bizim şehrimizin nüfusu 3 milyon 150 bin ya. Yani sorduğumda da ona ulaşımla alakalı problemlerden falan bahsetti. Şehir merkezinde dedi, Ljubljana'da dedi, başkentte çok sıkışıyor trafik dedi. 320 bin nüfusu var dedi. Ya bu bir vaka. Yani 3 milyonluk bir şehirde yaşıyoruz. Ben dört dörtlük işlediğini falan söylemiyorum ki. Ama lütfen herkes bu konuda
üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi lazım. Ben iyi olması adına açık söyleyeyim, bu 1-2 içerisinde yapılacak hamleler optimizasyonda biz hala pandemi öncesi yolcuya ulaşamadık, konu söyleyeyim. Şehir 250 bin artmasına rağmen hala bir kaçış var toplu taşımadan. Evet. Hala bir kaçış var, onu söyleyeyim. Teşekkürler. Başkanım, ben tehlike hattıyla ilgili bir şey ilave etmek istiyorum. Buyurun, buyurun. Hanife Bey. Sayın Başkan, yani inşaat uzadığı için tehlike hattının Bursa'da şöyle bir algı oluştu. Sanki orası çözümlendi. Açıldığı takdirde Bursa'da trafik sorunu yaşanmayacakmış gibi. Muhalefet de bunu çok çok sık sık gündeme getiriyor. Bizim de dışarıda görüşmelerimde vatandaşlar söylüyor. Halbuki efendim burada hiçbir şey yapmayacak. Bana göre biraz daha trafik kent meydanında daha da sıkışacağını düşünüyorum. Çünkü orada aktarma merkezinde gelecek. Şöyle bir durum da ortaya çıkacak. İddia ediyorum tabii, bu benim öngörüm. Gemlik Belediyesi, Kurşunlu Belediye Otobüsleri belki şehir içine girmeyecek. Ya da Ovakça. Girmeyecekler. Peki efendim orada Gemlik'ten gelen bir insan 3 araba aktararak... Diyelim ki Bursa'da bir işi var. Gemlik'ten terminale gelecek, terminalden T2'ye binecek, T2'den gelecek, kent meydanında inecek, orada 38'e binecek ya da işte Bursa, orada belki ücret ödemeyecek aktarmadan dolayı. Tabii. Efendim Bursa'nın bu sorunu çözmeyecek ki yani T2 hattı. Hep bunu çok konuşuyoruz. Yaptığımız, ya ettiğimiz harcama anlamında da baktığımızda yani Bursa'ya girecek araç sayısı çok azalmış. Yine sarı otobüsler çalışacak. Şehrin dört noktasından çeşitli ilçelerinden gelen araçlar da devam edecek. Zannediyorum sadece 38 nolu araçlar gitmeyecek. Şimdi sadece ben 38 nolu araçlarla alakalı kısıtlamayalım. Yani şimdi bu bir optimizasyon, planlama meselesi bu. Yani siz herkesin her yere girdiği, gittiği bir, böyle dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ulaşım yok. Bu bir planlama meselesi. Yani kuralsızlığın kural haline geldi. İsteyenin istediği yere aracıyla gitti. Böyle bir şey yok ki. Yani öyle şehirler var ki şu saatler arasında araç sokmuyor. Ya biz böyle bir uygulama yaptık mı? Yapmadık. Ama yani ben Ahmet Bey köyünden eskiden heykele gidiyorduk diyor. Şimdi gidemiyoruz diyor. 700 tane kırsal mahallemiz var. Herkes heykele gelirse nasıl olacak bu iş yani? Kent meydanında bir yığılma olmayacak mı efendim? Terminalden gelenler, terminale gitmek isteyenler. Hepsiyle ilgili düzenleme yapılacak. Kademe kademe. İlk etapta ben tepkiler olacağını biliyorum. Bakın İnegöl, Yenişehir, İznik, Keser'de kalıyor artık biliyorsunuz yani. Yani biz dönüşüm sağlarsak, ben minibüslerle kendim de oturdum ya. Ben İnegöl'de bu işi yaptım ya. 6 ayrı kooperatifi 108 kişiyi bir araya topladım. Yok onlar doğulu, onlar batılı, onlar şuralı buralı falan. Şimdi o kadar dostane İnulaş diye bir şirket olacak ki bizim de çatımızın altına girdiler şimdi, burulaşın altına. Sübvanse de veriyoruz. Dönerli de çalışıyorlar. Kasa tek. Kasa tek bizde toplanıyor ve biniş sayısı belli. Engelli mi biniyor, 65 yaş üstü mü biniyor, bilmem ne biniyor. Kişi başı biniş şeyi var. Ben de her yere otobüs vermenin meraklısı değilim ki. Hatta dedim bizim otobüsleri de özelleştirebiliriz, sorun değil. Gelin sisteme girin. 2 senedir, 3 senedir minibüsçüler çok sıkıntılı. Bak buradan ben bir daha çağrıda bulunuyorum yani. Çok sıkıntılılar. Arkadaşlar son turumuzu yapıyoruz. Kısa birer soruyla beraber programı kapatmak istiyorum. Şimdi buyurun. Projeler konuşuldu ama spor konuşmadan olmaz. Bursa bir spor şehri. Tabii önce Bursa Spor'un şu anki konumunu mutlaka, belki bu süreç yaşadığımız yaşanan süreçten sonra hiç konuşmadınız. Gündemde olmadı. Şu an Bursa Spor'la ilgili durum ortada. Bir de onun yanında da diğer sporlarla ilgili de şehir ciddi anlamda başarılara koşuyor. Yani büyük şehir olarak da geçtiğimiz günlerde yine siz Avrupa'da bir o maça da gittiniz. Oradaki Bursa Spor'umuzun. Evet, onunla ilgili. Fırt ekstra Bursa Spor'umuzun. Onu da gördünüz. Yani spor sadece futboldan ibaret değil ama gerçekten de şu an Bursa Spor'un durumunu sizden dinlemek isteriz şu an. Şimdi Bursa Spor şampiyonluk görmüş bir kulüpken, hatta biz Bursa'da birincilik, şimdiki adıyla Süper Lig heyecanını yaşarken, siz İnegöl'de bir ara İnegöl Spor'la son haftaya kadar Süper Lig'e çıkma heyecanını yaşadınız. Yani bu şehir nasıl oluyor da çok daha az kaynakla Süper Lig'de takım bulundurup bir alt ligin ilk 3 sırasının ikisini ele geçirebiliyor o şartlarda. Şimdi pasta daha büyük, ekonomi daha büyük, güçler daha fazla. Ne oldu? Nerede hata yapıldı da Bursa Spor bunu yaşıyor? Bu şehir bunu yaşıyor yani. Ali Bey, bunu sen de, ben de, Hasan Bey de, hatta belki çok ilgili olmasa bile i̇lgili, İrem Hanım da az çok tahmin ediyor. Biz 2010'da Türkiye şampiyonu olduk.
2011'de lig üçüncüsü olduk. UEFA Kupası oynadık. Ve biz bakan boyu 7,5 milyon avroya sattık. Biz efendime söyleyeyim Ozan Tufan'ı sattık. Biz Sercan Yıldırım'ı sattık Bursa Spor olarak. Ben işin o kısmını bilemem. Ben kimseye de topu atmak adına söylemiyorum. Ya bunlar niçin o zaman sorgulanmadı? Yani az önceki şeye benziyor ya. Bakın ben geldiğim günden beri irademi ortaya koydum. Ali Ay orada. Mesut Mestan orada. Erkan Kamat orada. Ondan sonraki göreve gelen Hayrettin Gülgüler ve ekibi orada. Veya işin işte eş başkanı, onursal başkanı isim olarak. Veya yönetim lideri diye. Bakın her arkadaşımıza belirli hadler dahilinde destek verebileceğimi söyledim. Ben bu işi tek başıma yaptım falan demiyorum. Benden kimse şu hocayla çalışanı duydu mu? Şu futbolcuya alını duydu mu? Duymadı. Maalesef Bursa Spor aslında uzun bir süredir düşüş trendi içerisindeydi. Ve buna kimse dur diyemedi. Şehir bu dinamiği içinden çıkaramadı. Ve nihayetinde 2010 senesinde Türkiye şampiyonu olan bu takım Bandırma'da 38 kez karşı kaleye gitmişiz. 2 gol atmışız. 7 kez gelmişler. 4 gol atmışlar. İstatistikler ortada ya. İstatistikler ortada. Yani Bandırmalı yöneticinin bana söyledi. Ya bu maçı Bursa Spor'un kaybetmesi için hiçbir gerekçe yok. Kesin kazanması lazım. Ama top oynamazsanız kazanamazsınız. Siyaset var mıydı efendim o noktada? Bilemem. Ben orada izlenimlerde oldu. Bandırma Belediye Başkanı hiç kulağımdan telefon eksik olmadı. Devre arası soyunma odasına gittiğini gördüm. O oraya kadar indiğini görmedim. Tabii kafamıza şöyle bir algı oluştu. Kulüp başkanlarının devre arasında sporcularına küfürlü konuşup bu maçı ne yapıyor alacaksın dediği söyleniyor. Ama bakın söylediğini bunlara da talimat geldiğini söylüyorlar. Diyor ki biz top oynadık mı? Hayır. Biz top oynamadık ki. Ama efendim şöyle. Yani işi buraya getirmişsin maçı kazanman lazım ya. Veya en kötü ihtimal berabere kalman lazım. Bakın 41-42 puanla ligde kalınır diyordu. Biz 44 puanla küme düştük. Efendim ben şunu söyleyeyim. Bolu ve Adana illerinin Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları olması hani keza Bandırma'nın Cumhuriyet Halk Partili bir belediye yönetimin olmasından ben, orada ya Bolu düşecek yani biz yemiş olsak onları Bolu düşecek. Hatta belki Adana da potaya girecekti, küme düşebilecekti. Ben bu kadar hırsın, bu kadar saldırmanın yani bize de gerçekten de ortaya koyduk. Bunu yorumlanabilir. Bunu spor yorumcuyla konuşuyorum. Ben şimdi bu boyutunu çok değerlendiremem açıkçası. Size yansıdı mı hiç? Yani gönlümü arzu ederdi. Keşke Bandırma Spor yani hiç iyi oynayamasaydı ve biz kazansaydık maçı. Ama ben şimdi ihtimallerle konuşacağım. Ama biz Bursa Spor'un geldiği süreç anlamında ve bundan sonrası ne olacakla alakalı. Bakın fiili olarak ben bu işe bir başkan ve yönetim çıkarmamama rağmen ya Biko formasıyla maça çıktılar. Maçtan sonra bana benim aleyhimde açıklama yaptılar ya. Bu seneki yönetim ya. Ya göğsündeki forma Biko forması ve biz o reklam için 400 bin TL para vermişiz kardeşim ya. Beni niye eleştiriyorsun? Ben mi çıkıp oynayacağım orada? Üzerime özellikle hazırlık döneminde yapılan bunca saldırı, bunca sosyal medya ile alakalı yönlendirme, aslı astır olmayan sitelerinden yaptığı haberlerle alakalı. Dolayısıyla incindiğim için ben maçlara gitmedim. Peki ne oldu? Tam Ertuğ'a sağ sorabilirsiniz. Telefon açtı. Biz Antalya'da otelde mahsur kaldık dedi. Nihayetinde parasını ben ödemedim. Hiç kahramanlığa falan gerek yok. İlgili yerler arandı falan neyse. 14 tane futbolcuyla 16 tane futbolcuyla Antalya'ya kampa gideceksiniz. 4 tanesi kaleci. Ya siz maça giderken 20 futbolcuyla gidiyorsunuz zaten. Bir resmi maça bile çıkarken yani. 16 tane sporcuyla. Velhasıl transfer yapamadan gelinen noktada Altınordu maçından önce ya şehir dinamiklerinden o kişilerin ismini burada vermeye gerek yok. Sevilen, sayılan abilerimizden telefonlar açtılar. Ya Allah aşkına bir şeyler yapın. Gidiyor. Yönetim lideri istifa etmiş. 3 tane futbolcu satılmış. Kulüp başkanı kongre kararı almış. Böyle bir yapı içerisinde 3 tane ekip birisi de Furkan Banazlı kulüp başkanı olan. 4 tane tamamen hocaların bilgili zorlusu. Ben hayatımda Petro'yu görmedim. Yolda görsem tanımam. Ben Bifuma'yı Osmanlı Spor'dan falan biliyorum. Ankara Gücü'nden falan. Yani Enver Cenk Şahin'i duyuyordum. Öbür Yusuf'u da Karacabey'e dönemiş bilmiyorum. Nihayetinde 4 tane
Bir de Berat gelmek kaydıyla geriye Turgutlu'dan 5 tane sporcuyla takviye yapıldı ve maçlara çıkıldı. Genel anlamda aslında kalabileceğimiz ligde 41-42 kalır diye tahmin ediliyordu. 44 puanla biz küme düştük. Şimdi ben burada kendimi sıyırmak durumunda değilim. Çok üzüldüğüm bir şey söyleyeyim. Yine maalesef bu acıyı bütün şehir yaşarken, bu üzüntüyü bütün şehir yaşarken inşallah Bursa Spor bu yerden dimdik ayağa kalkacak. Bak canlı yayında söylüyorum yani. Ben elimden gelen bütün gayreti belediye başkanı olarak birçok konuda verdiğim gibi bu konuda da vereceğim. İnşallah bundan zerre miskal tereddüm yok. Bir saat sonra yine beni ve partimi kastederek açıklamalarınıza. Ya siz Bursa Spor için ne yaptınız Allah aşkına ya? Bir tane forma mı aldınız? Bir tane bilet alıp maça mı girdiniz? Veya Bursa Spor'la alakalı ne yaptınız bana söyler misiniz ya? Ne yaptınız soruyorum ya. Ve tamamen şahsımı yeter ki Ali Duraktaş zarar görsün. Yeter ki AK Parti zarar görsün. Bir taraftan da şu mantık kullanıldı. Siyaset bu işten elini çeksin. Ya ben bir yerel yöneticiyim. Bursa Spor bu şehrin bir değeri. Nasıl turizme önem veriyorsak, nasıl ki şehrin belirli noktalarını parlatmaya çalışıyorsak, nasıl Hanlar Bölgesi'ni ortaya çıkarmaya çalışıyorsak, Bursa Spor da bir spor turizmi için iyi bir altyapı ya. Kötü mü olur Süper Lig'de olsa bu takım? Ben birkaç hafta içerisinde önemli gelişmeler olacağını, efendim söyleyeyim, gerekli bu noktada atılımların yapılacağını yürekten inanıyorum. Tabii şehrin bu noktada derin bir uykuda olduğu da kaçınılmaz bir gerçek, onu da söyleyeyim. Yani böyle belediye başkanının üzerine yıkılacak, efendim söyleyeyim, ondan sonra da top gibi böyle işte siyaset bu işten elini çeksin, siyaset bu işe karışmasın şekline yaklaşacak bir şey değil. Furkan Banas, bizim Ömer Furkan Banas, genel müdürümüz Burfaş'ta, gayet de layık bir veçiyle, mali müşavir kendisi, iyi bir Bursa Sporlu, Bursa Spor Kongresi, gayet iyi de işini yaptı. Altında yönetimde olan arkadaşlar, 13 kişiler toplam, 12 kişinin hiçbirinin direkt, bir Yıldırım Meclisi üyesi olan Selim Bey var, Selim Yol Geçen. Onun haricinde hepsi kendi işinde gücünde arkadaşlar. 40 milyon civarı para temin edilmiş. Rakamları açıkladılar. Ve bunların hiçbirisi de geri alınmayacak paralar. Dolayısıyla gerekli dersleri çıkarıp inşallah yeni bir dirilişi başlatırız. Kaybedilmiş bana göre evet acı, keşke kalsaydık birincilikte. Gönlümü arzu ediyor. Ama birincilikte kalsaydık da sıfır puanla, sıfır avarajla 1 milyar borçla tekrar başlayacaktık. Onu da unutmayın. Ben gün doğmadan neler doğar diyorum yani. İnşallah güzel bir yola girilecek. Hasan Bey. Başkanım şimdi son olarak ben Bursa Spor'la kapattık ama tabii yine şehir başarıya doymuyor. Mesela bu haftada Karacabey var. Karacabey de ciddi bir yani ilçemizin takımı bu anlamda. Maça gidecek misiniz başkanım? Karacabey maçına gidecek misiniz? Tabii gitmek istiyorum. Böyle önemli özel bir başarı. Ben Karacabey Spor'u tebrik ediyorum. Bana göre burada da çıkılacak dersler var. Devre arasında düşme hattında olan takım, devre sonu düşme hattında olan takım şu an final oynuyor. Bodrum Spor'la bu müthiş bir başarı. Ben Tahsin Tam Hoca'ya, Ali Özkan Belediye Başkanımıza, Sarp Başkan'a, kulüp başkanına ve yönetimine tabii teko olarak da destek veriyorlar sponsorlar. Yürekten teşekkür ederim. Çok önemli bir başarı. Karacabey nihayetinde bizim 100 bin sınırındaki 90 bin nüfusu ilçemiz. Şehrin batı ilçelerinden bir tanesi. Harika bir başarı. Yürekten kutluyorum. İnşallah temennim odur ki birinci lige çıkarlar ve Bursa'nın bir temsilcisi birinci ligde yer alır diye düşünüyorum yani. Evet. Ersel Bey buyurun. Sayın Başkanım, geçtiğimiz günlerde Ticaret Sanayi Odası Başkanı ile bir sohbet yaptığımızda şöyle bir şey dile getirdim. Bunu sormak istiyorum size. Sayın Burken, kentin en önemli sorunlarından birinin aynı zamanda da hava kirliliği olduğunu ve bunun da büyük bir kısmını sanayicilerin oluşturduğunu söyledi, toprak, su ve hava olarak. O da kendisini bu sebebe biz Bursa'yı getirmedik, Bursa'yı bu sebebe getiren plansız yapılaşmadır dedi. Dolayısıyla dedi ne yapılabilir dedi, bunun çözümü de bizde dedi. Biz bunu belediyeye öneriyoruz dedi. Belediye bize yeniden yer verecek, sanayi bölgeleri, trene, denize ve otoyola ulaşabileceğimiz noktalardan, şehirden uzak yerler vererek şehir içindeki
Bu tür mesela Vişne Caddesi gibi örnek yerler göster, farklı yerler örnekler verdi. Buraları taşıyarak şehir içindeki %50'lik trafik sorununu kesinlikle ortadan kaldıracağını söyledi. Ve aynı zamanda hava kirliliğinde bundan dolayı sonuçlanacağını. Hatta da şöyle dedi, planınız yoksa dedi şikayet etmeye de kimsenin hakkı yok dedi. Siz bu konuda neler söylüyorsunuz? Yani şimdi bu anlatımdan ben tabii dönem dönem biz de İbrahim Bey'le farklı toplantılarda buluyoruz. Yani sanki bu işi tamamen belediyenin üzerine, ya bu belediyenin vereceği bir karar değil ki. Birbirine 100 bin ölçekli planın bir sürü tarafları var. Yakın bir zamanda bir araya geleceğiz. Bütün akademik odalar herkes konuşacak. Yani aynı hayali Teknosap'la niye gerçekleştirmedik? Aynı hayal şimdi orada bir revizyon yapılan bir alan var. Orada niye gerçekleştirmiyoruz? Siz DOSAP'ı mı taşıyacaksınız? Siz Bursa OSB'yi mi taşıyacaksınız? Yani Nilüfer OSB'yi mi taşıyacaksınız? Taşınmaz ki bunlar. Dünyanın hiçbirinde OSB taşındığını ben görmedim ki, duymadım ki. Yok ki böyle bir şey. Şehir içerisindeki plansız sanayiler mi kirliliğin tek nedeni? Ya bunlar hepsi teknik konular. Bakın benim hayalimde bir Bursa var. Ben hemen tık 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 bunu yerleştirebilirim. Ama bu iş böyle gerçekleşmiyor ki. Şehir bir senede iki senede oluşan bir şey değil ki. Kim çıkacak Allah aşkına, bana söyler misiniz? Günde 350 bin insanın 17 OSB'de çalıştığını ve 350 kişi insanın yani işçinin şehir içinde gün boyu dolaştığını söylüyor. Yani bunları biz şehir dışına çıkardığımız takdirde. Ya şimdi şehrin doğusunda da OSB var. Evet. Şehrin 17 OSB'yi mi çıkaracağız dışarı, anlamadım ki. Ya şimdi yani Barakfaki OSB var. Kestel'de OSB var. Gürsu'da OSB var. Demirtaş'ta OSB var. Bursa'da var. İşte Bursa OSB var. Nilüfer OSB var. Efendim mesela Hasan Ağa var, Kayapa var, işte Teknosap var, ilçelerde OSB'ler var. Ya bana göre bizim sanayi aktivitemizin artması lazım. Ya bu bir planlama meselesi. Ya bu yani ben bilmiyorum ya, yani OSB'nin şehir içerisinden çıkacağına inanan var mı şimdi? Yani çıkar mı bir? Barakfaki OSB, Barakfaki boşaltır mı? Deniz ulaşımına, otoyola ve trene yakın yerler istiyoruz dedi. Bunun planlamasının yapılmasını bekliyoruz dedi. Eğer bunu yapıldığı takdirde, aynen söylediğini söylüyorum. Biz Bursa'daki çok önemli sorunlardan iki tanesi olan hava kirliliği ve şehir içi ulaşımının %50 rahatlayacağını söyledi. Ama dedi plan yoksa dedi kimse de bizi şikayet etmesin dedi. Ya plan ne? Derken böyle bir yer yoksa ne yapacağız şimdi Ersel Bey yani? O zaman yani devam edeceğiz sorunlarla. Bir tarafı dağ, bir tarafı ova olan bir şehirde. Şimdi efendim diyor ki bir hat daha açarak Bursa'da belediyenin diyor. Yani dolayısıyla siz açın. Bir hat, iki hat daha açarak Bursa trafiği bitmez diyor. Sorun bitmez diyor. Dolayısıyla Paris'te de trafik var ya, rahat ol. Yani rahat olalım yani, çünkü dünyanın tüm gelişmiş şehirlerinde veya 700-800 bin milyonun üzerindeki tüm şehirlerde trafik var yani. Ya yani trafikten kasıt nedir bilmiyorum ama ya şimdi ya çok yakında görüşecek. Bunda sanayicilerimiz de olacak. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız, yönetimi de olacak. Ben şey anlamında söylüyorum. Bakın ya bunun yeri neresi? Ya plan diyoruz da yeri neresi bunun? Yani Karacabey'in verimli ovalarını mı biz şey açacağız yani şimdi? Sanayi açacağız. Yani tarımdan diyoruz. Tarım stratejik konu diyoruz yani yakın gelecekte. Pandemi süreci bize bir kez daha gösterdi ya. Ya domatesin, salatalığın fiyatını gördük işte, nerelere geldi yani. Peki nereye açacağız yani? Yani Gemliğin deniz kıyılarını veya İznik'in verimli tarım arazilerini mi biz şey açacağız yani? Mevcut OSB'leri de biz açmadık diye. Sonuç itibariyle belediyeler açtı, gelin buraya yapın dedi diyor. Barak Fakih'e yapmışlar, İnegöl'ün Yenice'sine yapmışlar, Kayapa'ya yapmışlar dedi. Biz orayı değildir. Yani burada ben Sayın Burkay'ı savunduğum anlamında söylemek istemiyorum. Bu sorun hala devam ediyor. Ki Bursa'nın en büyük sorunu bana göre hava kirliliği ve çevre kirliliği. Peki şunu niye sormuyoruz? Biz daha bir 10-15 tane de sanayi açmak zorunda mıyız Bursa olarak? Taşıyarak diğerini kapatıyoruz diyor. Ben çok açık bir şey söylüyorum. Sanayi taşındığını ben hiç görmedim yani. Organize sanayi bölgesi taşındığını hiç görmedim ben. Hiç görmedim. Dünyada örneği yok. Bir örneği varsa yani ben OSB kuruculuğu yaptım, onu söyleyeyim yani. İnegöl İhtisas, Mobilya İhtisas OSB'nin, Ağaçları OSB'nin kurucusuyum ben. Sayın Kaymakamımızla birlikte. Bulunduğum süreç zarfında da 12-13 yıl yöneticiliğini yaptım. Başkan vekilini yaptım. Bazı kaymakamlarımız çok ilgilenmediği için de başkanı gibiydim de yani. Ben 7-1 OSB, bir OSB boşaltarak taşınıldığını hiçbir yerde görmedim. Dünyada örnekleri varsa inceleyebilirim. Biz de soralım Sayın Burkan. Evet.
Sonra hakkını ben devralıyorum başkanım. Lütfen. Sanayi demişken yerli otomobile de değinelim isterseniz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla fabrika açılışının gerçekleştireceğini söylemişti. Bu tarih tam olarak netleşti mi? Henüz resmi bir açıklama olmasa da. Detayları bilmiyorum. Ben de bu aşamada ama ben fabrikayı ayda bir geziyorum, bunu söyleyeyim. Özellikle basından saklanıyor. Biz belediye olarak da bazı konularla alakalı, işte dere ıslahı, yoldur, orada içerideki bazı çalışmalarla alakalı destekler de veriyoruz. Ha, oranın tabii ki büyük müteahhitleri var, işleri yapıyorlar. Ben yani sanki olayı biz hallediyoruz anlamında algılanmasın sakın. Çünkü biz yerel yönetimiz, bizimle alakalı harfiyat dökümü veya farklı konular, bizimle işleri var. En son Sayın Bakanımızla deneme turuna ben de çıktım orada TOG aracıyla. Yani ya bu çok kıymetli bir şey. 5000 direkt, 15000 endirekt, 20000 civarı istihdam olacak. Harika güzel bir şey bu konuya. Bunu değerlendirmemiz lazım Bursa olarak. Bana göre sanayi konuşalım ama yüksek teknolojiyi konuşalım. Katma değer sağlayan bir sanayi konuşalım bundan sonra. Fasonculuğu konuşmayalım, sözüm yanlış anlaşılmasın. Ya Bursa daha katma değeri yüksek işler yapmalı diye düşünüyorum sanayi ile alakalı. Bakın orada askeri hara, ya işte 150 civarı köpek, 70-80 civarı at besleniyordu. Ama şimdi şu an orada 1100 dönümde otomobil fabrikası, 1000 dönümde de pil ve işte diğer ürünlerle alakalı, ki Bursa merkezde belirli sanayi kuruluşları da yan sanayi ile alakalı dönüşüyorlar açıkçası. Ya Bursa'nın katma değerini çok yükseltecek. Yani Bursa markasının, yani şu Bursa su bile değerli ve kıymetli. Bununla Türkiye'nin dört bir tarafının veya yurt dışına çıkması, bana göre Bursa adına da TOG'un çok anlamlı bir reklam olacak diye düşünüyorum. Hem değer katacak hem de istihdamda. Son soru Ali Bey. Bursa'yla açtık konuyu, Bursa'yla kapatalım. Derler ki yiğit namıyla şehirler hikayeleriyle anılırlar. Bursa'nın siz hikayesinin gerek sizin tarafından gerekse STK'lar tarafından dünyaya gerektiği şekilde anlatıldığına inanıyor musunuz? Bu kesinlikle eksiklikler var. İnanmıyorsunuz. İnanmıyorum. Bir de biraz önce hayalimdeki Bursa'ya diye bir kelime bahsettiniz. Hayalinizdeki Bursa'nın göz bebeği neresi? Ali Bey, şimdi ben 60 yaş üzerinde bir Bursalı'yı dinlediğimde, burada doğmuş, büyümüş veyahut küçük yaşlardan itibaren burada bulunmuş, bana eski yeşil Bursa'dan bahsediyor. O nüfusu az Bursa'dan bahsediyor. 20 yaş altında bir kardeşimizi dinlediğimde bana Nilüfer'de Osman Gazi'de gördüğü düzenli caddelerden, sokaklardan bahsediyor. Veyahut bazı bölgelerden, eğlence merkezleri, alışveriş mekanlarından bahsediyor. Bana göre Bursa geçmişle geleceğin buluştuğu önemli bir nokta. Bursa bir büyük şehir ama Bursa aynı zamanda bir Anadolu. Bağrında bir Anadolu taşıyor. Ya bu ikisini iyi harmanlayıp biz çok iyi bir sentez çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Ve hala iddia ediyorum, Türkiye'nin yaşanabilecek en güzel şehri Bursa. Kesinlikle en güzel şehri Bursa. Yani bir yerini seçecek olsanız, İnci gibi neresini seçersiniz Bursa? Bana göre her bir köşesi ayrı ya. Dağ yöresi bile çok değerli. Şu an mesela en Irak orası gibi gözüküyor. Dağ yöresi bile çok kıymetli yani. Biraz önce yeteri kadar anlatılmadığını düşünüyorum dediniz. Eksik nedir kafanızdaki? Ya şöyle, bu bir motivasyon, konsantrasyon meselesi. Yani sanayi endeksli düşünüyoruz. Ama bu şehrin çok ciddi kültürel turizm, kültürel tarihi, doğal, efendime söyleyeyim, değerleri var. Çok ciddi bir turizm altyapısı var. Yani bizim bu yönümüzü de ön plana çıkarmamız lazım. Belki çok göç almalarla beraber biraz daha yani ortak konsantrasyonda bir eksiklikler olabilir. Hiçbir problem yok. Valilik, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa Belediyesi, tüm ilçe belediyeleri, kurum ve kuruluşlar, hiçbir sıkıntı yok. Bak, tüm samimiyetimle söylüyorum. Ama ya reklam çok önemli şey ya. Tanıtım çok önemli şey. Ve bunu çok daha kurumsal yapmamız lazım. Bakın, ben en son Kuveyt'e gittim. Turizm ajansı. Dubai'de yoktum. Kuveyt'te bizatihi 800 civarı iş adamıyla orada toplandık. Güney Kore'ye gittim. Farklı B2B'lere katıldım ama bunun yanında 4-5 ayda bir B2B yapmaya çalışıyoruz. Sağlık turizmini götürüyoruz, ajantaları götürüyoruz. Bakın, o Kuveyt ziyaretinden sonra 6-7 tane otelden ciddi rezervasyonlar alındı. Voleybol takımı, buz hokeyi takımı, atletizm takımı. Yani bizim o kadar çok yönlü yönlerimiz var ki ya Bursa'yı yani hem Anadolu'nun buram buram hissedildiği ama hem de o modern çağdaş yönüyle de
her geçen gün gelişen, daha yaşanılabilir bir şehir olan bir altyapıya, bir çevreye kavuşturmak noktasında başta kurum olarak bize düşenler var. Ama her bir vatandaşa, her bir işletmeye, hatta siz basın mensuplarına bile yanlış anlaşılmasın, düşen görevler var. Bu noktada ne kadar az hata yaparsak, hata yapmazsak ben geleceğimizin daha güzel olacağını düşünüyorum açıkçası. Başkanım, telefonuma birçok mesaj geldi, birçok soru var ama ben bunları size yazıp takdim edeceğim bu soruları. Zamanımız çünkü kısıtlı. Yalnız bir soru var. Diyor ki başkanımıza sorabilir misiniz? Millet Mahallesi çevre yolunun altına doğal gaz ne zaman gelecek diye. Geçen yıl söz verilmiş. Aslında bu sorun buranın sorunu değil. Sorun imar dışı bölgelerle alakalı doğal gaz çalışmasında hala %15'lerdeyiz. %85'lik kısmı. Şu an bütün gayretimiz o. Meclisten yasa çıktı ama alt başlıkları çıkmadı. Vallahi Yıldırım Belediye Başkanı ile geçen hafta Salı günü Ankara'daydım. Sırf bu işler için koşturduk. Zaten şöyle bir şey de var. Biz bugünlerde bu kararı aldırttırıp ya kamulaştırmayla alakalı ya doğal kanalizasyon geçmiş, su geçmiş araziden, ortak kullanım veya tarım arazisinden, arıtmayla alakalı veya yağmur suyu geçmiş, elektrik geçmiş, telefon geçmiş. Ya doğalgaz geçince mi kamulaştırma çıkacak burada ya? Yani firma tabii çok kurumsal bir firma, Sokar Grup, Bursa Gaz. Biz bununla alakalı belirli şeyler dedi. Onları da işte en son yetkililerle görüştürdük. Bu yaz çok yoğun çalışıp orayı da, Yıldız Evleri de, efendime söyleyeyim Mehmet Akif'i de, Araba Yatağı'ndaki, Yavuz Selim'deki, Çınar Önü'ndeki bazı noktalarında hepsini inşallah çıkarmamız gerekiyor. İlçe plaka dönüşümü rakamı ne kadar diyor bir vatandaş. Ona ben rakam veremem. Öyle bir şey yoktu zaten. Bakın Recep Başkan döneminde bunu istediler. Gerçekleşmedi. Göreve geldim. Ben de plaka satmasını bilirim ya. Çıkar 1000 plaka. Zaten bak Tokta geliyor. Yeni fabrikalar açılıyor. Teknosap şimdi faaliyete geçecek. Çıkar 1000 plaka. Sat 500 bin 600 bin adam. 500-600 milyon. Allah'ım ne güzel bir gelir ha. Servis plakası da, S plaka da satılabilir dediğiniz. Tabii tabii. Ben yapmasını bilmiyor muyum sanki bunu? Ben bunu yapmasını bilmiyor muyum? O dönüşüme bile itaat eder. Çok kısa hikayesini anlatayım, hemen bitiriyorum. Buyurun. Önce dedik ki bu öyle sizin dediğiniz gibi dönüştürdüm olmaz. Çünkü mevcut S plakalar ve odası itiraz ediyor. Dedik ki çalışacağız. Şehirde ne kadar eksik var? Envanteri çıkardık. Bir de siz zamanında bunları gittiniz. Büyük Orhan'dan, Harmancık'tan bilmem neden 2014'te bağlanıyoruz diye 10 bin liraya, 15 bin liraya plak aldınız. Kusura bakma 10 bin liralık, 15 bin liralık, 20 bin liralık plak alacaksın. Tamam verdin 6-7 sene önce de. Şimdi bu plakayı geleceksin. 400 bin liralık plakayla aynı standartta çalıştıracaksın. Bu olmaz. O yüzden döviz bazında, altın bazında işte yıllık faiz artışı tefe bir uyarlama yaptık. Fark çıkardık. Oo dediler süper. 8'de taksit dedik. Sonuç %35'i katıldı. 65'i katılmadı. Sonra gittiler uydular bir avukata. Dediler ki yatırdığımız bu kanunsuz bir iş, paraları geri istiyoruz diye o yatıranlar dava açtılar. Bak hikayeyi anlatıyorum ben. Ama ben Allah'tan dersime ekip olarak iyi çalışmıştık biz. Ve mahkemeyi biz kazandık. Alamadılar. Sonra anladılar ikinci kez bizden bir daha istediler. Ve biz ikinci kez bir daha yaptık. Bu sefer kalan %30'u da geldi. Şu an %65'i bu dönüşümü sağladı. Şimdi %35'i, 40, 37'si falan kalan kısmı dönüşüme geldi. Anladılar ki bu iş oluyor kararlılık. Şimdi de çıkacağımı biliyorlar da rakam ne olacak? Rakamı ben belirlemeyeceğim. Rakamı istatistik belirleyecek. O işte mevcutların itiraz etmemesi için benim onu yani o rakamlar çerçevesinde dönüştürmem lazım. Yoksa ben buradan ekranlarımızın başından ben ne diyeyim ben şimdi işte 300 bin lira alacağım ve bunun bir hiçbir anlamı yok ki. Efendim Bursa'ya yakışan bir fuarımız yok. Bursa'ya yakışan bir fuar alanı yapmayı planlıyor musunuz? Yok, kısa vadeli yok. Konuştuk yok. Bunu. Aslında vardı projemiz ama ya çok dedim ya bak bunlar hep tartışıldı içimizde. Yani kısa vadeli ticaret ve sanayi odamızda iş aleminde böyle bir beklenti yok. Onu son bir soru. Yönetim yayıktaki sütü karıştırarak yağ yapma sanatıdır. Siz yönettiğiniz süreç içerisinde gerçekten yağı iyi sütü iyi karıştırıp yağ yapabildiniz mi? Yoksa süt bozulmaya mı üstüttü?
Şundan herkes emin olabilir. Yerel yönetimlerin en zor dönemi bu dönem. 18 yıldır belediye başkanlığı yapan birisi olarak söylüyorum. Bu dönem seçilen belediye başkanı arkadaşlarımıza da bana çok geliyorlar, açık söyleyeyim. Burada çok ziyaretçim var benim her hafta. Farklı illerden, ilçelerden, özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden bile gelen oldu bana. Milliyetçi Hareket Partili belediyelerden. Eskiden kardeş olmuş, şimdi CHP'li belediyeye geçmiş. Fark etmez, geldiler, camisine yardım yaptık, bilmem ne yaptık falan, bir iki destek verdiğimiz de oldu. Bu dönem zor bir dönem kaynaklar açısından. Ama dediğim gibi yani işte alternatif enerji üreterek, az önce bahsettiğimiz yalın belediyecilikle alakalı uygulamalar yaparak. Ya bu bir yönetim işi. Ben şimdi işe eskiden 3P diyordum. Para, proje, personel. İyi belediyecilik bu işini yönetmekle oldu. Şimdi buna dördüncüyü de ekledim. Bir de psikoloji. 4P oldu bu. İşin psikolojisini de iyi yönetmek lazım. Ya kimse sütü bu kara demez, ben de demiyorum. Ama Allah'a hamdolsun biz 4,5 yıl önceye göre arada geçirilmiş süreçlere rağmen artık ödeme planlamında bunlar bize iş yapanlar da çalışanlarımız da biliyor. Hiçbir sıkıntımız, problemimiz yok. Son sözümüzü alalım efendim. Varsa. Çok teşekkür ediyorum. Yani Allah razı olsun, güzel de bir örnek oldu. Belki başka kurum ve kuruluşların da bu manada müracaatları, şeyler olabilir. Dönem dönem bir araya gelmek isterim. Hem AS TV'den İrem Hanım'a, hem Bursa TV'den Ali Bey'e, hem Kanal 6'dan Hasan Bey, hem de Line TV'den Ersel Bey ve Anif Bey, sizlere çok teşekkür ediyorum. Selam ve saygılar sunuyorum hemşehrilerimize. Saygıdeğer izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Arkadaşlarıma katılımdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir başka programda buluşmak üzere. Hayırlı geceler diyorum efendim. Mutlu yarınlar.